Merhabalar Kanal 5 izleyicileri. Yeni bir programımızda birlikteyiz ama bugün Ankara özel programı yapıyoruz. Hepinizin malumu bildiğiniz gibi dün hem Türkiye'deki demokrasiye hem dünyadaki İslam alemine ve tüm özgürlüklere bir paralel örgüt dediğimiz FETÖ örgütünün girişimde bulunduğu, sadece girişimde bulunduğu bir avuç insanın darbe girişiminde bulunduğu bir gün geçirdik. Çok zor bir geceydi, sıkıntılı bir geceydi. Memleket adına, millet adına, devlet adına, Türkiye Cumhuriyeti adına gerçekten çok sıkıntılı bir geceydi. Özellikle 10 ila gece saat 2 arasında büyük bir sıkıntı vardı. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Konuğum İbrahim Halil Er Hocam, tarihçi, ilahiyatçı, yazar kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi hoş geldiniz diyorum ama biz dün akşam saat 11'den beri, ondan beri buradaydık. Sizinle birlikte meydandaydık. Halkımızla birlikte meydandaydık. Ankaralılarla birlikte meydandaydık. Gerek Emniyet Müdürlüğü'nün orada, gerekse meclisimizin orada. Milletin özgürlüğünün yegane varlığının yeri meclisimizin orada. Gerekse Genelkurmayımızın orada. Ve diğer Milli İstihbarat Teşkilatımızın orada. Ve Cumhurbaşkanlığı sarayımızda, halkın iradesiyle seçilmiş bir sarayımızda, halkımızla birlikteydik. Evet hocam, tabii gündem biraz daha farklı, üzücü, kaygı verici, sıkıntılı. 35 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların yaşamak istemediği ve arka beyinlerine hep attığı bir meseleydi. Yani acaba böyle bir şey olur mu gibisinden olmasa korkularıyla yaşadığı, korkusuyla yaşadığı bir meseleydi. Bence kanaatimce de dün akşamki olay o korkuyu yaşatmaktı. Yani becereceklerini kendileri de inanmıyordu ama isterseniz siz de bir girizgah yapın. Önce dün akşamki neler konuştuk, neler yaptık, o birlikte gittiğimiz yerler, gördüğümüz olaylar, önümüzde sıkılan mermiler, helikopterden açılan ateşler, insanları, vatandaşı, özgürlüğünü, demokrasisini savunan, cumhuriyetini savunan, millet olduğunu savunan masum vatandaşı kurşuna dizen, bomba atan ki akşam burada gürültüleri gördük. Oradan isterseniz bir girizgah yapın derim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Milletimizin için geçmiş olsun Evet. diliyorum. Gerçekten ciddi bir tehlike, badire atlattık. Biz en son muhtıra vardı, internet muhtırası vardı. Bu bir darbe kalkışmasıydı ve gerçekten de halkla birlikte bu darbeyi bir anlamda engelledik. Yani darbe ve karşı darbe birlikte gerçekleşti. Gece boyu Evet. bu iki gücün mücadelesiyle karşılaşmış olduk. Bu anlamda halkın duyarlılığı, Türkiye'nin her tarafında halk sokağa döküldü, darbeye geçit vermedi. Bu anlamda çok önemli. Bu ciddi bir sosyolojik ve psikolojik değişimi de gösteriyor. Yani Türkiye ciddi anlamda bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm içerisinde halkın sosyolojik ve psikolojik yapısı da değişiyor. Yani eskiden asker gördüğü zaman korkan, hemen evine gidip kapıyı bacayı üstüne kapatan bir halk. Şimdi Evet. asker mi geliyor? Gelsin diye sokağa fırlayan, tankların önünde siper olan, ondan sonra mücadele eden insanlarla karşılaştık. Biz gittik mesela AK Parti genel merkezinin önüne de gittik. Arkasından külliyenin önüne de gittik. Arkasından Kızılay'a gittik, Genelkurmay'a gittik ve gördük ki halk füzelere karşı, Evet. tanklara karşı, uçaklara karşı sopayla Değil savunuyor. mi? Beraber birlikte Evet, gördük. Yani sopayla savunuyor. Yani Necip Filistin'de Fazıl'ın şiiri sapanlar sapan vardı. taşlarının yanında füze Evet. başka alemlerden Evet. farkımız bizim. Hakikaten bu millet onu oraya koydu yani. Filistin'de sapanlar vardı, bizde sopalar vardı ve çok ciddi bir durum. Halkın askere ciddi bir tepkisi var. Burada darbeyi desteklemeyen askeri tenzih ederim ama şu anda ağırlık burada. Oraya Halkın geleceğiz hocam ciddi zaten. anlamda bir askere tepkisi vardı. Çünkü tanklar geliyordu, yanılıyordu mesela. Gelen tanklar ne oluyordu? Düşman tank oluyordu. Şimdi düşman olmak için gavur olmaya gerek yok. Yani size silah sıkan herkes sizin düşmanınızdır. Siz ülkenizin yönetim merkezi olan başkanlık sarayına da bulunuyorsunuz ve uçaklar orayı bomba attı. F-16 mesela o bombalar attığı zaman Akşamki oradaydık. uçaklar Ondan sonra ciddi. tanklar geldi sırada oradaydık. Ve insanlar diyor tanklar geliyor diyor, uçaklar geliyor diyor. Yani kendi ülkenin tankı, kendi ülkenin uçağını sen sevinçle karşılaman gereken düşman ordusu olarak görüyorsun.
Bu çok evet. ciddi bir tehlike. Benim parasını verdiğim, üniformasını giydirdiğim, silahını aldığım bir yapı bana karşı kullanılmış. Şöyle diyebiliriz yani, bu millet seni okutmuş. Bu millet seni bağrına basmış, çocukluğundan beri okutmuş. 50 milyar maaş alan adam. Seni bir yeriye getirmiş, meslek sahibi yapmış. Ne istiyorsun sen? Maaş vermiş, evet. makam vermiş, emrine asker vermiş. Ya o uçağı kullanan adam ne kadar maaş alıyor? Normal sivil zamanlarda hepimizden daha rahat bir hayat yaşıyor. Ve tepede sürekli sabahın 8'ine kadar Ankara'nın tepesinde sürekli taciz atışı yaptı. Sürekli gitti geldi. Ve Ankara'nın, ona değineceğiz belki, güvenlik sistemini. Mesela Ankara'nın güvenliği mesela konuşlandırılırken Ankara merkez ama Ankara'nın güvenliği çevre illere evet. dağıtılmış durumda. İşte Topçu merkezi neresidir? Polat'tadır. Polat. Mesela hava kuvvetleri destek şeyi Eskişehir'dir. Evet. Yani Ankara'ya dışarıdan bir saldırı geldiği zaman Eskişehir hava kuvvetlerine şey yapar. Eskişehir'den Ankara'ya bir jetin gelmesi 5 dakika geçmez. 8 dakika en fazla. Yani ama sabaha kadar jet gelmedi. O tepedeki paralel örgüt dediğimiz kişilerin uçakları sürekli taciz atışı yaptı. Bombaladılar. Sarayı bombaladılar. Sağa sola bombaladılar. Ve hiç kimse de bunlara ne yapıyorsunuz demedi. Bunu evet. izlemek gerekiyor. Bir kere bunun üzerine tartışmamız gerekiyor. Fakat ben bu konunun detaylarına girmeden önce bu gece yaşadığımız elin bir durumu da tabii bir şey kardeşimiz var, dostumuz var. Bizim benim nereden bakarsan en az 10 yıldır tanıdığım Hakan Ünver isimli namı Eczacı Hakan evet. kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kendisi özellikle paralel terör örgütünün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı saldırı sırasında orada bulunuyordu. Ve orada yapılan ateş sonucu şehit düştü. Biz de oradaydık hatırlarsan. Evet. Ve çok oradaki ciddi bir çatışma olmuştu. Yani ciddi helikopterden böyle yıkılmış, viran olmuştu. Yani. Oradaki polisler ağlayarak bize şunu söylediler. Siz burada olmasaydınız, yani siz derken halk anlamında, bizi burada öldürürlerdi. Evet. Sizin burada olmanız bizim öldürülmemizi engellemiş oldu denildi. Ve ciddi anlamda saldırıların yoğun olduğu noktada meclisi ve sevgili arkadaşım Hakan Ünver maalesef buradaki saldırı sırasında şehit oldu. Kendisinden Allah'tan rahmet diliyorum. Hakan Ünver'e şehit diyorum çünkü normal zamanlarında gerçekten faziletli bir insan, iyilik yapan, sohbetlere katılan, namazından yanında ehli tasavvuf bir kardeşimiz de Eczacı Hakan. Yanında olan bir insan. Ve ciddi anlamda da göçmenleri koruyan, yani Ankara'da kendisi göçmenler ilaç alamazken eczanesinden onlara ücretsiz ilaç veren, evet. ev bulan, evlendiren, yani sürekli böyle onlarla uğraşan bir insan, bir kardeşimizdi. Korkak birisi değildi. Savaşım var, dövüşüm var, memlekete zararım var dediğin zaman herkesten önce gidip savunan bir insandı. Evet. Şimdi bu gece için insanlar bundan sonra şunu böyle düşünecekler. Korkaklar ve korkak olmayanlar diye kendilerini sınıflandıracaklar. Gece diyelim sabah saat 4'e 5'e kadar ayakta durup stratejik noktalarda kalkan olanlar ile gece karısının koynuna girip ona yapışan insanlar bir kere ayrıştırılması gerekiyor. Hangisi bu vatanın evladı? Bu vatan sıkıştığı zaman sizin yeriniz, vatanınız savunmanız mı yoksa gidip de eşlerinizin koynunda yatmanız mı? Bir kere bunu kendileri sorgulaması gerekiyor. Bu gece yatanlar bir kere sınıfta kalmış oldular. Ama insanlar mermilere, bombalara, füzelere, uçaklara karşı kalkan oldu. Meclisin önünde kalkan oldu. Genelkurmay'ın önünde kalkan oldu. Kızılay'a kalkan oldu. Meydana kalkan oldu. Ondan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne kalkan oldu. Bunlar önemli noktalardı. Buraların şeyi TRT'nin önünde kalkan oldu. Yani TRT'yi ele geçirenler yine sivil halktı. Sivil halk tankların önüne geçti. Ve tankların Kızılay'da yaptığını biz hepimiz gördük. Arabaları konserve kutuları gibi ezerek geçti. Evet, arkadaşlar ve zaten sabahtan beri görüntüleri de giriyorlar. Bizim de çektiğimiz görüntüler var. Hem AK Parti evet. Genel Merkezi'nin önünde gerekse emniyetin oradaki Kızılay'daki bizim arkadaşlarımız da gittiği zaman o saldırıya maruz kaldılar. Evet. Tanklar resmen araçları ezerek, çiğneyerek, paramparça etmiş. Konserve kutusu haline getirmişler. Küçücük yani inanılmaz bir atmosferdi. Yani biliyorsunuz 28 Şubat döneminde Sincan'da adamlar tankları çıkartmasını biliyorlardı. Evet. Memleketin meclisi bombalanıyor. Ve Sincan'da şurada buradaki askeri şeyler pusuya yatmışlar bekliyorlar. Burada askerler için ben şunu söyleyebiliyorum. Darbe yapan da darbeye kalkışan bir paralel örgüt var. Evet. Ama bir de buradan burada göz yuman,
göz yuman bir grup var. Yani bir karşıt grup da devleti desteklemedi. Evet. Bak karşıt grup devleti desteklemedi. Karşıt grup iki grup birbirini yesin. Evet. Duruma göre vaziyet alırız modundaydı. Hatta yavaş yavaş bazı illerde falan işte onları da paralel destekleme doğru bir hareketlik de vardı. Halkın kalene gelmesi bunu engelledi. Bu ciddi bir önemli bir olay. Yani ordu tamam bütün ordu destekleme deniliyor ama desteklemeyenler de biz de desteklemediler. Bak uçaklar yani Ankara'nın başkentinde yani. Bir 5 tane uçak, 3 tane helikopter sabaha kadar vın 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 ötüp durdu değil mi? Çok kötüydü. Şimdi evet. Düşünün dışarıdan bir yabancı ülkenin 3 tane uçağı Ankara'ya bir şekilde aşıp geliyor ve her tarafı felç edip bombalayıp gidiyor. Evet. Bunların taşıdığı bombaların içerisinde nükleer bomba da olabilirdi. Evet. Şimdi burada bizim ordu sistemimizi ve Ankara'nın savunmasını yeniden ele almamız gerekiyor. Yani bunun tabii bu sistemi yeniden eleştirirken hemen burada da haberlere, ajanslara düştü hocam. Tekrar bir Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Arada ben böyle gireceğim, affınıza sunuyorum, keseceğim. Çünkü bu gün önemli, acil şeyler de çıkıyor. Açıklamada diyor ki bu kalkışma hangi aşamaya gelirse gelsin, bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Zira her an yeni bir hareketlenme olabilir. Artçı saldırılar olabilir. Yani bu artçı saldırılar olabilir. Çünkü biz sabahtan beri aldığımız mesela bugün Danıştay'da gözaltılar başladı. Şu anda Ankara'da Danıştay'da gözaltılar başladı. HSYK 2000 küsür savcıyı görevden aldı. Ben biliyorum bazı kurumlarla, kurumdaki yetkili genel müdür yardımcısı arkadaşlarla da görüştüğümüz arkadaşlar var. Sabahtan beri bu FETÖ terör örgütü dediğimiz, Fethullah Gülen terör örgütüyle alakalı kişilerin tespiti. Çünkü artık bu alenen su yüzüne çıktı. Bu adam 40 yıldır bir çalışmaya girmiş ve bu adam artık su yüzüne çıkarmış. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'ten kaldığı otelden çıktıktan sonra oteli bombalayan, artık rütbesini söylemeyeceğim artık onu, rütbesiz bir vicdansız. Bunlar üzerinden rütbeyi taşıma hak etmiyor. Onu söyleyeceğim çünkü bunların işin, rütbeleri sökülür, cezalandırılır biliyorsun. Bugün başbakanımız da açıklama yaptı zaten. Bunların rütbesi yok artık dedi. Onlar o üniformayı taşımayı da hak etmiyor. Onlar Türk milletinin askeri değil. Kesinlikle. Onlar yabancı istihbarattan askerler. Ama işin kötü yanı ordumuzun çoğu bu şekilde. E tabi bu şimdi bir şey bunu, var yani. Şimdi ben mesela şunu kabullenemiyorum. Yok Genelkurmay Başkanı rehin alındı, yok kuvvet komutanı rehin alındı. Ya ne demek ya? Sen evet. Bu ülkenin bütün istihbaratı, bütün gücü senin elinde ve birileri bir oluşum yapıyor, ilk seni rehin alıyor. Yani bu, yani biz Amerika ile savaşsak ya da ne bileyim Suriye ile savaşsak gelip bizim generallerimi rehin alacaklar. Yani sen bunun altyapısını kuramaz mısın? Ondan sonra olay bitiyor, bunlar serbest kaldı. Nasıl serbest kaldı ya? Ben adamı rehin alacağım, ölümü göze alacağım, sonra da onu serbest bırakacağım. Kafasına sıkarım ya. Evet. O zaman ben şunu anladım. Rehin alanlar, alanlar arasında bir ilişki var. Ben onu o şekilde yorumlarım. Yani tabii bu ben Safiyan'a bakamam. Zamanla ben. Çıkacak. Şimdi olay çıksa sıcak da çıkmasa daha da rehin alınabilecek kadar beceriksiz olan insanlar diye düşünüyorum. Bence buna karşı devlet bir an önce onları tasfiye etmeli. Bunları belki cezalandırmayacak. Emekliye sevk edip 30 Ağustos geliyor biliyorsunuz. Tabii de olayın altında yatan da o zaten. Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı ama düne dönersek hocam. Dün bizde sizin ilahiyatçılık yönünüz biraz daha ağır. Bizim de ilahiyat yönümüz biraz daha ağır. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı çok güzel bir şey başlattı. Bizden önceki programda da bizim genel yayın yönetmenimiz Abdülkadir Bey şey yaptı. Şimdi arada da ben konuyu konuşurken bazı konuklarımız olacak. Herhalde Kayseri Baro Başkanımız Fevzi Bey hattalarsa Fevzi Bey'i hatta alabiliriz telefon bağlantısına. Sayın Başkanım merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hayırlı yayınlar diliyorum, ben hayırlı yayınlar diliyorum, evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm milletimiz adına geçmiş olsun diliyorum. Ankara'dan görüşüyoruz, siz Kayseri'desiniz. Öncelikle düşüncelerinizi alayım, sonra da Kayseri'deki durumumuzu bir anlatır mısınız? Ne düşünüyorsunuz, nedir, ne değildir? Buyurun efendim. Öncelikle sabah itibariyle en son haberlerde 161 şehidimiz ve binlerce yaralımız olduğu söyleniyor. Ben de milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ramazan'ın rahmet ve merhamet atmosferimizlerimize böyle güzel yağdığı günlerde bu darbe girişimiyle ilgili milletin bu anlamda içine hüznü, derdi, kederi yükleyenlere Cenab-ı Hak hesap sorsun ama hukuk indinde de biz de hesap Amin. Soralım anlamında temennilerde bulunuyorum. Şunu söylemem lazım. Biz geçmişte darbelerle büyük bedeller ödemiş bir milletiz. Geçmişte Menderes'lere sahip çıkamamanın hüznünü ve darbelerin büyük bedelini ödemiş bir milletiz. Özalları belki hakkıyla sahiplenemedik.
28 Şubatlarda Erbakanlara hakkıyla sahip çıkamadık. Evet. Ama dün Kayseri meydanında on binlerce insan, hayır artık bu kaderi biz kabul etmiyoruz. Dolayısıyla milletin iradesiyle sandıkla çıkmış iktidarı eğer görevden alacaksak ancak biz sandıkla alırız. Evet. Hiçbir hukuk dışı gücün bunun önüne geçmesine ve bununla ilgili olarak darbe yapmasına razı değiliz anlamında hiçbir siyasi parti ve ideolojik farklılık gözetmeksizin on binlerce insanın Kayseri meydanlarında haykırdığı güzel bir günü yaşadım. Evet. Hüzünlüyüm, 161 şehidimiz var. Hüzünlüyüm, ülkem dünyaya bu anlamda çok kötü, negatif bir algı anlamında belki rezil edilmeye çalışıldı. Ama bir şeye memnunum ki bu yüzleşmeyi biz çok ertelemiştik. Allah bu yüzleşmenin fırsatını verdi. Şimdi hukuk içerisinde kalarak bu darbe sevdalılarına ve darbeyi hala geçerli bir metot olarak görenlere Türkiye hem milletiyle bir hesap sorma anlamında ilk defa tek yürek, tek bilek olarak meydanlardan mesaj verdi. Hem de biz inşallah hukuk içerisinde bunun hesabını soracağız. İnşallah. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Evet. Orta Doğu'da büyük bir yangının ortasında varlık ve yokluk mücadelesi veriyor. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı, sevelim, beğenelim, eleştirelim bir iktidar var. Biz demokrasinin bu anlamda içinde kalınarak hesabın sandıklı olması gerektiğini anlatırken darbe sevdalılarının hala aramızda yaşıyor ve var olması beni inanın bir hukukçu olarak hüzünlendiriyor, beni inanın eleme gark ediyor. Dolayısıyla buradan milletimize şunu özellikle sizin vasıtanızda duyurmayı çok kendime vazife sayıyorum. Evet, bir hukuk içerisinde kalacağız. Aklı selimi meydanlarda asla bırakmayacağız. Hiçbir provokasyona müsamaha göstermeyeceğiz. Ama millet olarak ilk defa dimdik tarihimizde biz darbeye, silaha ve seçilmişlerin gözümüzün önünde elleri kelepçelerle götürülmesine razı değiliz. Artık birinci sınıf demokrasi, insan hakları, özgürlükler istiyoruz diye haykırmak anlamında tarihi bir fırsat yakaladık. Milletimiz inşallah bu fırsatı hakkıyla değerlendirir ve bu hesabı biz çok güzel sorar, dünyaya da çok güzel bir mesaj veririz diye sizin vasıtanızda ben tüm Türkiye'ye, bizi dinleyenlere inşallah bu mesajı iletmek istedim. Başkanım, tabii sizi yakalamışken vaktinizi de alalım, birkaç soru sormak isteriz. Danıştay'daki ve HSYK'daki şu anki operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla ilgili de bir açıklama yapar mısınız? Evet, tabii ki haberler yeni yeni geliyor, sayılar veriliyor. Bu anlamda bir kısım işlemler yapıldığı söyleniyor. Ben şunun özellikle altını çizmek isterim. Biraz önce söyledim, benim kimliğim hukuk içerisinde kalarak mutlaka hesap sormayı emreder. Benim kimliğim bir hukukçu olarak bununla ilgili olarak itidali emreder. Tabii ki ben sağduyulu ve aklı selimle hukuk içerisinde kalarak bu yapılanmaya bu anlamda ihanet edebilecek yüreklerin bu yerlerde artık görev yapmasına gönlüm razı değil. Evet. Ama dikkatli, özenli, hukuk içerisinde kalarak ve hukukunun korunması gereken mazlum konumuna düşürülmemesi gerekenlerin de mutlaka hukukun korunması gerektiğini de düşünüyorum. Biz uzun süredir bununla ilgili olarak bir ızdırap çekiyoruz. Dolayısıyla bu yapılanmayla ilgili dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu iyi niyetlerimizle ilgili olarak ben bir kısım konularda biraz acziyet yaşadığımızı, geç kaldığımızı da şimdi doğrusu düşünüyorum. İnşallah hukuk içerisinde kalarak bu yapılanmanın devlet içerisinde bu millete ihanet etmesine fırsat vermeyecek her türlü kadrodaki insanlardan da hakkıyla hesap sorarız diye içimden temenni ediyorum inşallah. İnşallah. Başkanım, Kayseri'ye ve tüm Türkiye'ye buradan söylemek istediğiniz başka şey var mı? Tabii ki var. Biraz önce ifade ettim. Bakın, ben Anadolu ile ilgili sık sık şöyle bir vurgu yapıyorum. Diyorum ki Anadolu insanlığın ve merhametin son kalesidir. Yeryüzündeki tüm mazlumların başına iş geldiğinde ilk döndükleri, baktıkları acaba sığınak olarak bizim vatanımız olabilir mi dedikleri yerdir. Milyonlarca Suriyeli'ye, milyonlarca mülteciye kucak açmış, merhamet göstermiş bu toprakların insanları kendi içindeki ihanet şebekelerinden eğer bedel öterse benim içim acır. Buna asla fırsat vermemeliyiz. Bunun karşısında dimdik durmalıyız. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin seçilmiş cumhurbaşkanına ve iktidara sahip çıkmalıyız. Eğer biz bugün bu imtihanı doğru verirsek önümüz aydınlık, ufkumuz aydınlık olacak. İnşallah kardeşliğe dair de bir adım atılmış olacak. Ben tüm Türkiye'deki kardeşlerime bunu özellikle altını çizerek hatırlatmak isterim. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi ben Kayseri Barosu olarak bu hukuksuzluğa, bu darbe girişimine karşı tepki göstermek amacıyla saat 4.30'da yapacağımız basın toplantısına geçiyorum. Oradan da tüm bu mesajları Kayseri'deki avukatlar
kanalıyla Türkiye'ye duyurmak istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı çalışmalar efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyiciler, Kayseri Barosu'ndan Baro Başkanımız Fevzi Konaç Bey programımıza katıldılar. Kendisinin özellikle söylediği şey, buradan altını çizerek ben de söylüyorum. Bu milletin parti veya siyaseti çok önemli değil. %50 küsür oy almış bir seçilmiş bir insanın elleri kelepçeli olarak götürülmesine gönlüm razı olmuyor. Ve bunun da mutlaka karşılığının yasal çerçeve içerisinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum dediğinin altını çiziyorum. Evet. Hocam tabii buyurun devam edelim. Böyle şimdi, ara ara bağlantılar olacak. Diyanetle ilgili konuşuyorduk. Diyanetin açıklaması ezanlarla, selalerle ilgili. Bir manevi atmosfer de oluşturulmaya çalıştı. Ben bunu iki yönden ele almayı istiyorum. Hem Türkiye'deki kurumların hiyerarşisine bakıyorum hem de manevi yönüne bakıyorum. İsterseniz onu da bir açıklık getirelim. Şimdi o Diyanetin tasarrufu tabii güzel bir şey. Yani evet. Psikolojik anlamda. Ama ben şunun üzerine durmak istiyorum. Şimdi biz bundan sonra ne yapmalıyız? Evet. Bundan sonra ne yapmamızın şeyi şu. Bir kere bu orduyla, bu sistemle, bu askeriyle hiçbir şey olmaz. Canı sıkılan, eline silah alan hükümeti devirebiliyorsa bu sistemin bir kere baştan aşağı yenilenmesi lazım. Biz kendi ordusunu yok etmiş bir milletiz. Hangi olay? 1839 Vakay evet. Hayriye ile Osmanlı Devleti'nin halkı Yeniçeri'ye artık yeter dedi. Yeniçeri'ye karşı halk küreğinin sopasını kaptı. Bu gece de sopa vardı. Ve ne yaptı? Kendi ordusunu bulduğu yerde her yerde askeri kesti. Bak İstanbul'da askerler kafası kesilen olaylar oldu. Burada insanlar sopayı kaptı. Askerlerin elinde tankları aldılar. Yani evet. Artık halk yeter dedi ya. Yeter ya. Her 10 yılda bir sizin canınız keyfiniz istemedi. Hükümeti beğenmediniz. Biz değiştiriyoruz. Kim oluyorsun sen değiştiriyorsun ya? Benim hükümeti getirdim. Hükümeti sen değiştiremezsin. Ben değiştirirse yine ben değiştiririm. Şimdi bir kere bunun, bu sistemin bir kere baştan aşağı bu anlamda yeniden düzenlenmesi, yeniden tasnif edilmesi evet. gerekiyor. Bunun mesela hangi yollarla yapılması lazım, hangi şeyler yapılması lazım? Şimdi öncelikle ordunun içerisindeki o hiyerarşik yapıyı bir kere kırmak lazım. Yani bir komutan emri veriyor, sıradan asker oraya gelmiş 18 ay, 12 ay askerlik yapan adam. Ne diyorlar? İşte tatbikat var, hadi gidelim. Bir kere bu sistemin bir kere kopması lazım. Yani bir komutanın, bir tuğ generalin lafıyla koca bir şehir felç olmamalı. Yani bunun içerisinde bazı birimlerin, bazı bölümlerin bunların denetiminden çıkartılması lazım. Yani böylelikle bir grup başka bir grubun eline geçerse en azından karşıt grup onu dengelenmesi lazım. Evet. Bunun bir kere sağlanması gerekiyor. Bir diğeri de Tayyip Erdoğan'ın artık çizmeleri giyip başkomutan olarak elbisesini, başkomutanlık elbisesini giyip ordu içerisinde ciddi anlamda bir tasfiye yapması. Bir, hainler. İki, bir köşede bekleyip de hiçbir şeye karışmayanlar. Susanlar. Tabii susmak da en büyük bela. Yani. Susmak da katılmaktır. Yani burada diyelim biz gidiyoruz, iki kişi almış bir bayana tecavüz ediyor. Biz diyoruz ki bize ne diyoruz? Biz çekiliyoruz, gidiyoruz. Bu ne demektir? Onu kabul etmek demektir. Yani. Evet. Ne yapacaksın? Burada susmak doğru bir tavır değildir. Burada tavır koyacağız. Gideceğiz, kim oluyorsun diyeceğiz. Şimdi benim ülkemde, benim askerim, benim ordum bana karşı, düşmana karşı kullanması gereken jetlerini, Skorskilerini bana karşı kullanıyor. Benim vergilerimden alınmış, benim boğazımdan kesilmiş, çoluk çocuğum rızkımdan kesilmiş bir şey. Bunun hesabı sorulması lazım. Bundan sonra askerin her şeyin şeffaf olması lazım. Böyle askerideki bir yüzbaşının, bir albayın her şeye erişebilme şeyi ortadan kalkması lazım. Yani nasıl ki biz yönetimde güçler ayrılığı ilkesi getiriyoruz, yasama yürütme yargı ilkesi getiriyorsak ordu içerisinde de bu sistemi getirmemiz lazım. Ya ordu, ya düşünebiliyor musunuz? Kendi bankası olan bir ordu var mı ya dünyada? Kendi yani. Bankası olan bir ordu var, kendi eczanesi olan bir ordu var, kendi eğitim kurumu olan bir ordu var. Yani ordu içerisindeki eğitimden sorumlu olan general, Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı eşdeğerde bütün ordunun eğitimini yapıyor. Bu nerede görülmüştür? Zaten bakanlar kurulunu oluşturmuşlar, yazmışlar. Yani yok AFAD'ın başına, kurumun başına bu gelecek, TRT'nin başına bu bilmem ne albay gelecek falan diye rütbelileri yazmışlar tek tek. Ama şunun altını çizelim, değerli izleyicilerimiz de bunu bilsinler.
Bu olayı yapan, ben dünden beri televizyondaki programları izliyorum. Bekir Bozdağ Bey'in, Adalet Bakanlığı'nın çok güzel bir lafı vardı. Mehmetçik'e seslendi. Sonra da Cumhurbaşkanımız da seslendi. Mehmetçik, yani askere giden, 20 yaşındaki askere giden gençlere seslendi. Biz de buradan aslında onu yapmamız lazım. Çünkü bu ayrımı yapmak gerekiyor. Bence askerin içerisindeki... Ya, Mehmetçik, biraz önce söyledim. Yani Mehmetçik komutan diyor ki şurada tatbikat var, şurada eylem var, şurada gidin müdahale edin diyor, gidiyor. 31 Mart hareketi nasıl oldu biliyor musun? Buyurun hocam. Hareket ordusu İstanbul'a gelirken sıradan halka halifeye karşı bir darbe girişimi var. Biz halifeyi kurtarmaya gidiyoruz diye çıkartıldı biliyor musun? Yani hareket ordusu. Ve hareket ordusu İstanbul'a gelip halifeyi halletti. Şimdi sistem bu şekilde oluşuyor. Asker tutuyor icabında Osmanlılar döneminde ne diye isyan ediyor? Şeriat isteriz diye isyan ediyor değil mi? Evet. Şeriatın başındaki kim? Halife. Halifeye karşı isyan edip halifenin kellesini almaya çalışıyorlardı. Evet. Şimdi günümüzde ne diye isyan ediyor? Laiklik isteriz diye isyan ediyor. Aslında hiç kimsenin ne şeriatın ne laiklik istediği yok. Herkes menfaatine dönük bir hal olmasın diye mücadele ediyor. Ve belli çıkar grupları çerçevesine göre hareket ediyor. Yani ordu bir çıkar grubunun emrinde olmamalı. Ordu bu vatanın emrinde olmalı. Orduyu millileştirmemiz lazım ya. Orduyu millileştirmemiz lazım. Bizim ordumuz millileştirilmesi gerekiyor. Ben bu ordu şu an milli bir ordu değil. Bu ordu bir milli bir ordu değil. Yani biz bu gece... ordunun saldırısıyla karşılaştık. Tankların saldırısıyla karşılaştık. Biz beraber gece bütün gece dolaştık. Evet, uyumadık yani. Bir yarım saat, bir saat bir sarayın karşısında kestirdik. O kadar yani. Camideydik. Yani şey neydi? Kendi uçağımız gelip F-16 gelip bize bomba atabiliyor. Yani tekeri binanın uçakların tekeri binanın üzerine değecek kadar o kadar alçak uçuş yaptılar. F-16 atış ve yaptı. Bomba şeyi attılar. Şimdi burada şunu bahsetmek yani, gerekmiyor bu uzman hocam. Milli bir ordu değil yani. Bu düşman ordusu bunu yapar. Evet. Hocam hatta Keçiören Belediye Başkanımız, Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Akbey var. Hazırsa Mustafa Başkanımızı da alalım. Evet. Sayın Başkanım merhabalar. Hoş geldiniz Kanal 5 izleyicileriyle. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Teşekkür ediyoruz. İşte milletimizin iyiliği kadar bizim de iyiliğimiz. Şükürler öncelikle olsun, geçmiş olsun, olsun başkanım tüm milletimiz adına. Buyurun düşüncelerinizi alalım. Bir uçurumun kenarından bu millet döndü. Doğrudan milleti hedef alan, doğrudan milli iradeyi hedef alan bir darbe girişimi, paralel devlet yapılanmasının yapmış olduğu bir darbe girişimini milletimiz yine önledi. Milletimizin ferasetiyle, milletimizin sağduyusuyla, cesur davranışıyla millet bu darbenin püskürtmüş oldu. Ben bütün milletimize hem teşekkür ediyorum hem geçmiş olsun diyorum. Ölenlerimiz var, şehitlerimiz var. Şehitlerimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin onlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda ben de o şehitlerimizin adli tıptaki aileleriyle beraberiz. Burada da bir sükunet var. Yapılan işin ne kadar önemli bir iş olduğunu farkında şehit ailelerimiz. Büyük bir beladan kurtardık ve Türkiye inşallah bundan sonra çok daha farklı bir ivmeye kazanacak şekilde bir farklı kulvara giriyor. Çünkü çok bir noktada bu milletin iradesine pranga vurmak isteyenlerin ders verildiği bir dönemi yaşıyoruz. Allah evet. Bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Amin efendim. Sayın Başkanım vaktinizi alacağız. Yoğunsunuz orada. Adli evet. Tıpla ilgileniyorsunuz. Keçiören'de, biz de Keçiören'de oturduğumuz için biliyorum az çok. Evet. Muhterem Başkanım sizce bu Fethullah Gülen terör örgütü bunu yaparken ne gibi bir nemalanmanın peşindeydi veya askerle milleti karşı karşıya getirmek miydi dertleri yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili veya hükümetle ilgili miydi? Yani bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii, örgütle alakalı. Paralel devlet yapılanması, Fethullahçı terör örgütü artık bu ülkenin bir düşmanı. Bir terör örgütü elinde silah yok diye herkes söylüyorlardı ki buna niye terör örgütü deniliyor diye. İşte gördük ellerindeki silahı. Evet, çok İşte güzel, ne kadar ellerini... haince ve ne kadar sinsice bir plan içerisinde olduklarını görmüş olduk. Bütün milletimiz bunların gerçek yüzünü böylece görmüş oldu. Ve bu şimdiye kadar yapılmış olan en haince, en sinsice bir plan. Dolayısıyla bunların artık gereği cezası verilmesi ve hiç affedilmeden de bunların defterinin dürülmesi zamanı.
Belki de bu öyle bir olay. Vatandaşımızın, milletimizin de bu konudaki çok önemli bir yapmış olduğu, çok önemli bir feraset göstererek gerçekleştirmiş olduğu darbeyi önlemekle alakalı yaptığı çalışma hakikaten önemli. Ben çok önemsiyorum bunu. Çünkü milletin iradesine kendisinin sahip çıkması son derece önemliydi. Evet. Çünkü millet sokaklara döküldü. Milyonlar sokaklara döküldü. Dün gece bütün herkes ayaktaydı. Ve hepsi de kurşuna rağmen, tanka rağmen, palete rağmen, can güvenliği olmamasına rağmen onların önüne geçti ve dur dedi. Darbeye dur dedi. Bu son derece önemli. Fethullahçı terör örgütü son günlerini yaşıyor. Sıkışmış ve artık son şeylerini uygulamaya çalışıyor. Pozlarını oynamaya çalışıyordu. Gerçek ve kirli emelini böylece göstermiş oldu. İnşallah bunların işi bitecek. Tamamen kökleri kazınacak. İnşallah. İbrahim Hocam buyurun. Sayın Başkan'ı yakalamışken bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Biz mesela bütün olayların olduğu yerlerdeydik gece de. Belediyeler gerçekten bu darbelerin önlenmesine çok ciddi rol oynadılar. Mesela sarayın önünde Büyükşehir Belediyesi'nin, ASKİ'nin araçları, Fen İşleri'nin araçları, başka yerde Keçiören'de birçok yerde Keçiören Belediyesi'nin araçları, zabıta araçlarının gerçekten bir silah gibi işler gördüğünü gördük. Yani bu darbelerin engellenmesinde belediyeler çok ciddi işler gördüler. Belediye başkanlarının da bu duyarlılığından dolayı aslında ben teşekkür ediyorum. Yani basit gördüğümüz o alet ve edevatların bir savaş zamanında nasıl bir mühimmat olabileceğini gördük. Çünkü biz sarayın önündeydik ve sarayı koruyacak kimse yok. Kim var? ASKİ'nin aracı var, Fen İşleri'nin aracı var, belediyenin araçları var, halk var, halkın elinde sopa var. Üç hepede uçaklar uçuşuyor, tanklar geliyor ve bu süreçte işte ne yaptı? Belediyeler bu çalışmaları gerçekten bize moral depoladı. Oradaki halkı da ciddi anlamda moral depoladı. Başkanların bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Hem Sayın Başkanım hem Sayın Melih Gökçe. Bu bir seferberlikti. Hakikaten herkesin elinden geleni yapması gereken bir seferberlikti. Ve dün gece bu seferberliği bu millet bütün kurum ve kuruluşlarıyla göstermiş oldu. Bu açıdan önemli ve kıymetli buluyorum ben bunu. Bunun için Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin açıldığını söylüyorum. Biz de elimizdeki bütün araçlarımızla, kepçelerimizle, greyderlerimizle, dozerlerimizle, kamyonlarımızla, depolarımızla hepsiyle yollara döküldük ve Keçiören olarak önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü korumaya ve oraya destek olmaya gittik. Arkasından da külliyeye gittik. Orada desteğimiz olduk. Sabaha kadar da külliyede nöbetimizi tuttuk. Tabii bugün de yine nöbet devam edecek. Evet. Allah'ın izniyle bugün kritik bir gün. Onun için bütün Ankaralıları da ayrıca bizi dinleyen, bizi seyreden bütün Ankaralıları da Kızılay'a davet ediyoruz. Ve Kızılay'da buluşmak üzere diyoruz. Orada nöbetimizi tamamlamamız lazım ki bu gece de geçerse inşallah artık önümüz açılacak. İnşallah başkanım. Başkanım, Keçiören'de halkımız sokaklarda, insanlar rahat, son durum, sıkıntı yok değil mi başkanım? Yok elhamdülillah. Zaten dün gece de bizde çok fazla sıkıntı yoktu. Onun için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ihtiyaç var demişlerdi. Biz bütün halk olarak, Keçiörenler evet. olarak oraya yığıldık. Oradan sonra da külliyedeki şey devam edecek dedikleri için oraya geçtik. Orada da yine görevimizi yerine ifa ettik, yerine getirdik. Çok teşekkür ederiz. Şükürler başkanım. Olsun. Keçiören'imizde bir şey yok. Şu anda ben Adli Tıp'ın önündeyim. Oradaki ailelerle beraber onların acılarını paylaşıyoruz. Şükürler olsun. Burada da bir sükunet var. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Allah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Amin. Başkanım, ekleyeceğiniz, halkımıza söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız zaten çok güzel bir sınav verdi. Millet çok güzel bir sınav verdi. Ve hakikaten iradesine sahip çıktı. Cumhurbaşkanına, başbakanına, hükümetine, devletine, milletine, bayrağına, her şeyine sahip çıktı. Böylece millet olma vasfımızı da bir defa daha tüm dünyaya ispatlamış ve göstermiş olduk. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar. Allah kolaylık versin inşallah. Amin. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ettik. Evet. Hocam, Mustafa Bey'in de, belediye başkanımızın da söylediği en önemli şey, biz bu gece sabaha kadar uyumayacağız. Biz milli iradeye sahip çıkacağız. Biz oradayız. Halkımız da oradayız. Kendisi de zaten biliyorsunuz Ankara'da Adli Tıp Keçiören Belediyesi'nin orada. Biz de yakinen başkanı siz şahsen daha yakın tanıyorsunuz. Biz de tanıyoruz. Mustafa Bey, Allah razı olsun. Allah selamet versin.
iyi çalışmalar yapıyor. Dediklerini de aynen tek tek yapıyor. Dün Emniyet Müdürlüğü'nün oradaydı. Biz de şahit olduk. Allah razı olsun. Verdiği mesaj şu, suhuletle, sükunetle milli iradeye sahip çıkacağız. Yine sarayın önünde olacağız. Yine MİT'in önünde olacağız. Yine emniyetin önünde olacağız. Belediyelerin belediye başkanı olduğu için birkaç şey söyleyeyim. Mesela belediyeler bu süreçte halkı yönlendirmede çok etkili oldular. Mesela belediyelerin veri tabanlarında çok şey vardı. Cep telefonu, SMS şeyler vardı. Evet. Vatandaşlar mesela SMS'lerle yönlendirdiler. WhatsApp'larla yönlendirdiler. Mesela bu çok önemli. Yani internet biliyorsun belli bir süreçte çok yavaşladı. Yani biz Face'i, interneti kullanamaz hale geldik. Neyin üzerinden? WhatsApp üzerinden değil mi? Haberleşebildik. Tabii yani, tabii. Belediyeler bu anlamda çok etkili oldu. Özellikle Ankara Belediye Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları halkın yanında oldular, yönlendirdiler. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Yani bu darbeyi durduran insanlardan birisi de belediyelerdi. Kesinlikle. Yani bu da şudur, yani valilikler önemli kadar önemliyse belediyeler de önemlidir. Buralara şuurlu, bilinçli insanları seçmemiz gerekiyor. Yani tepkisel oylarla hareket etmemek lazım. Mardin'le ilgili bir örnek vermiştiniz yayına girmeden önce. Neyle ilgili? Mardin'le ilgili vali beyle. Evet. İsterseniz onu da paylaşın değerli izleyicilerimiz. Zaten haberler yazdı. Büyük olasılıkla diğer televizyonlar paylaşmıştır. Yani Mardin'deki Tuğgeneral işte yukarı döneme geldi. Artık buranın sükunetim komutanı benim diyor ve vali de hareket edersen seni vururuz diyor ve tomaları götürüp kuşatıyor orayı. Gerçekten Mardin valisinin bu davranışı takdire şayan ama bunun örnekleri birçok illerde gelmeye başladı. Valilerin sıkı durması, belediye başkanlarının ciddi tavırları, STK'ların tavırları, halkı sokağa yönlendirmeleri çok önemli oldu. Yani sadece Ankara, İstanbul değil, Anadolu'daki büyük illerde özellikle halkın sokağa dökülmesi şeyin yayılmasını engelledi. Bu darbe şeyin Türkiye çapında yayılmasını engelledi. Düşünün Konya, Kayseri, Antep, başka şehirlerde darbecilerin eline geçseydi ne olurdu? Bu büyük bir moral olarak hareket ederdi ve bir süre sonra oradan gelen takviye birliklerle bütün ülke işgal edilirdi. İşgal, ben buna işgal diyorum. Ya bunun sonucunda Türkiye neye dönüşürdü biliyor musunuz? Suriye'den beter olurduk. Yani bir kere evet. Türkiye en az 4 devlete bölünürdü. Sevri uygularlardı. Tabii böyle bir senaryo var zaten. Sevri uygularlardı. Sevri uygulayacaklardı. Sevri uygularlardı. Ve ondan sonra Batı devletler de ağız değiştirirlerdi. Çünkü ilk iki saatte kimse destek şey yapmadı, tepkisel konuşmadı. Yani bir Amerika'sı, bir diğer devletler falan bir darbeyi tanımıyoruz falan gibi bir açıklamada bulunmadılar. Sonra durum biraz direniş olunca, durumun rengi değişince bu sefer şey yaptılar. İşte ben şu hükümeti destekliyorum dediler. Yani herkes bekle gör politikası yaptı. Bu çok önemli, ciddi okumamız gereken bir nokta. Burası yani, önemli. Zaten sustu. Yani saat 10'da başladı. Biz akşam burada Abdülkadir Bey'le bir toplantıdaydık. 9.30'da bitti. 10'da çıktık. Başbakanlığın oradan geçiyoruz. Bir evrak alacağız başbakanlıktan. Anında yani 10'a çeyrek veya 10 civarı Genelkurmay'ın önünde silahlar patladı. Biz de tam Genelkurmay'ın kapının önündeyiz. Araçtayız. Yani önümüzde 2-3 tane polis düştü. Yunuslar geldi. Biz bir tarafa attık kendimizi. Daha sonra uçaklar havalandı. Bir saat. Yani buradan tabii muhalefet liderlerine siyaseti çok konuşmuyoruz ama Devlet Bahçeli'ye de tavrını da konuşmak Devlet lazım. Devlet Bahçeli'nin niye paralel tarafından operasyona tabi tutulduğunu da burada anlamış olduk. Bangır eğer bangır. Devlet Bahçeli bu süreçte düşmüş olsaydı Meral Akşener veya o ekipten birisi gelmiş olsaydı durumun rengi farklı olur. Ülkücü camiayı belki askeri destekleme şeklinde sokağa sürerlerdi. Bu da ciddi anlamda polis desteğinin kaybı anlamına gelirdi. Çünkü evet. Polis gerçekten ciddi direndi. Bu da polis teşkilatının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani eskiden polis teşkilatının askere direnmesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Hatırlarsın şeye gittik biz Ankara Emniyet'in önüne gittiğinde sen oradaki polise şeyi sordun. Yani sizin hiç mi silahınız yok? Niye bu kadar şey oldu diye sorduğunda ne cevap vermişti? Evet bu önemli bir şey. Ben bunu yetkililere de söyleyeceğim. Bugün sabah biz orada bir örgütün FETÖ örgütünün askeri getirildi. Rütbeli. Biz onu aldık. Bir şeyler oldu tabii. O artık şey değil. Yani bir kavga da karıştı. Kafa kol girdi. Yani bir şeyler oldu. Evet, yani ama şey var. Şenlikli bir gece geçirdik. Biraz yani, sıkıntılı geçti yani, ama biz orada sorduk. Dedik ki ya bu helikopter şehit burayı taradı. Burayı taradı yani gözümüzde gördük yani. Geldiler taradılar. Niye şey, bizden biz bir konser uzun menzilli silahımız yok. Bir hafta orada. Önce şeye alındı dedi. Ne tam olarak şunu bakım, söyledi. Bakıma.
bakım için bir hafta 10 gün önce bizim elimizdeki silahlar alındı dedi. Bakın bu önemli. Bu önemli yani. Şimdi bu, burada bir da bir lazım. Bir yani bakım için bir hafta 10 gün önce polisin elindeki silahlar, uzun menzilli silahlar alındı. Alındı diye ifade etti yani. Bu hep oluyor. Mesela diyelim ki Danıştay'a terör saldırısı oluyor. Soruyorsun hani görüntü? Bir hafta öncesinden bu şey yapıldı. Tamir bakımı alındı. Yani. Ya bakımı alınırken başka gerek bir görüntü konulamaz mı? Gerek bir cihaz konulamaz mı? Evet. Polisin elinden silahları sen bakımı alırken yerine silah koyamaz mısın? Evet. Ya bundan sonra bu tür şeylere düşmemek gerek. Yani bakım alanında silahlar var. Yok kardeşim sen önce gerekli silahları getir dağıt. Ondan sonra biz bunu verelim. Kameraları şimdi kapatıyoruz işte bu tamir. Bu arada olay olursa ne olacak? Kameraları kapatmayacaksın. Kapatırsan gerekli kamera koyacaksın. Tamir edeceksin. Onu ondan sonra geçeceksin. Yani bunların artık uyanık olmamız gerekiyor. Yani ben şunu söylüyorum. Türkiye Devleti şu anda yeniden kuruluyor. Evet yani bir milat oldu. Şer bildiğimiz işlerde, yani hayır hayır bildiğimiz işlerde polisine şer kadar, var. İstihbaratına kadar yeniden konuşmamız gerekiyor. Mesela istihbarat derken bazıları şu eleştiride bulunuyor. Yani şimdi MİT'in, İçişleri Bakanlığı'nın şunu bunun haberi yok mu? Nasıl istihbarat falan filan. Ben şunu gözlemliyorum. Normalde darbeler sabaha karşı olur. Evet. Şimdi bu geceden başladı. Bu üzerinde bu, büyük durulan olasılıkla, konu. Büyük olasılıkla deşifre oldu. Çünkü bir gün öncesinden bize şu bilgi geldi hatırlarsanız. Ankara ve İstanbul'da büyük bir terör saldırısı olacak denildi. Evet, Ankara ve İstanbul'da güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkartıldı. Aslında bu büyük olası da bilgi sızdı. Bunlar terörü engelliyoruz deyip derdest edeceklerdi bu yapıyı. Bunlar da baktılar ki sabaha beklerlerse büyük olası da operasyon yiyecekler. Bunun üzerine sabaha beklemeden erkene alır, öne çektiler. Yani öne çekilmesinin nedeni bir, karşı tarafın amatörlüğü değildi. İkincisi darbe olduğu için buradaki istihbarat uyuyor anlamda değildi. Herkes bir görevini bir anlamda yaptı. Fakat süreç öne çekildiği için bir farklı oldu. Öne çekilmesinin avantajı şu oldu. Vatandaş uykuda yakalanmadığı için sokağa çıkabildi. Tayyip Erdoğan çıkıp da sokağa çıkın dedi ki ben olayı duyar duymaz tanıdığım milletvekillere mesajla şey gönderdim. Halkı sokağa şey yapın. Evet. Çıkar, çağırın. Halkı sokağa çağırırsanız ki ben kendi face şeyinde hemen çağrıda bulundum. Sokağa çıkın. Halkı evet. Sokağa çıkarırsanız bir Tiananmen meydanındaki olay gibi olur. Tankların üstüne çıkacak insanlar ortaya çıkar. Tankın önüne yatan da vardı, üstüne çıkan evet. Da vardı. Yani. Ben Tiananmen meydanının şeyini biliyorum çünkü o tankın üzerine çıkan bir kişi vardı o olayda. Onun yakın arkadaşı, beraber eylem yapan kişi, üniversitede benim yurt dışında okudum. Evet, Medine'de okudunuz. Benim sınıf arkadaşım okudu. Mesela o olaylar epey bize anlatmıştı. Evet. Dolayısıyla biz bunu söyledik. Arkadaşlar Tayyip Bey de bunu çağrısını yapınca halk sokağa çıktı. Ama bunun sabahın 3'ünde 4'ünde olduğunu varsaysak bu çağrı bir kere hedef ulaşamayacaktı. Çünkü birçok insan uyuyor olacaktı. Evet. Giyinceye kadar, sokağa çıkıncaya kadar, şu oluncaya kadar o şey olacaktı. Ama öne çekildiği için şey bozuldu. Plan proje bozuldu. Kendi aralarında koordine olamadılar. Bakın mesela TRT'yi basarken diğer televizyonlar ki bizim televizyonumuz 2 gibi zannedersem şey oldu. Kesildi. Diğer televizyonlar ne yapamadılar? Basamadılar. Bu evet. Tayyip Erdoğan'a geniş kitlelere ulaşacak açıklama yapma fırsatı vermiş oldu. Evet. Ama o emir komuta tam sakatlık yaşanmasaydı bütün televizyonlara ve TürkSat'a aynı anda bassalardı bir anda ortama psikolojik havayı ele geçirirlerdi. Yani yine çatışma olurdu. Yine mücadele olurdu belki ama psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olurlardı. Yani. Zaten dünkü mesele bir psikolojikti. Yani bu uçaklar uçuyordu. Biz buradan hem görüntü alıyorduk hem de alandaydık. Yani Başbakanlığın orada çok ciddi sıkıntılı bir süreçte geçti. Biz bombanın olduğu yerdeydik. Yani ses bombası atarak psikolojik baskı yapıyordu. Yani bu örgütün alçak uçuşu, tazyik şimdi yapması. Konuyu şuraya getirmek istiyorum. Kanaatimce bu örgüt çok geriye gitmek istiyorum. Yani 30 yıl öncesine gitmek istiyorum. Çünkü akşam konuştuğumuz vatandaşlar da var. Üzeri kanlı olan vatandaşlar işte ağaçların altına uyumuş. Ben 4 yaşındaki çocuğun babasının omzunda saat gece 4'te gördüm. Yani 3.30'da 4'te gördüm. Sabaha karşıydı. Çocuklar, kız çocukları, anneler, dedeler, babalar. Benim 90 yaşında dedem var. Kayseri'nin İncosu Küllü köyünden gece saat 3'te arayıp dua, gözleri yaşlı dua ettiğini dinledim. Yani toplum olarak bu psikolojik baskıyı biz bir şekilde atlattık. Ama dediğiniz gibi yani bu psikolojik baskı 30 yıl öncesinden gidiyor. Şöyle bir psikoloji uygulanmadı mı bu örgütte? Hocam biz sizin çocuklarınızı okutacağız. Bir hasbi bir duyguyla girip
çocuklarımızı alıp işte onlara bir şeyler verip bir örgüt çalışmasına girdiğimizde gerçekten haşhaş yemişler. Tam işte buraya gelmek istiyorum. Kavgada o darbecilerin subayını döverken evet. Ne dedi sana? Beni öldürün diyordu. Öldür dedi değil yani mi? Yani öldür beni adam diyordu. Resmen uyuşmuş yani. Öldür bugün, diyor. Yani sen bugün, onu vuruyorsun. Öldürün beni dedi. Subayını, o beni öldür diyor. Yani. Böyle bir durum yani. Silah gördü sıkın dedi bana. Yani böyle. Bu kadar haşhaşi mantığı. Bu kadar fedakar olmuş. Yani ben kamikaze diyorum ya. Uçaklara falan kamikaze diyorum yani. Evet. Şimdi bunlar üzerinde ciddi anlamda değerlendirmem de gerekiyor. Ama mesela şunu hiçbir tarih bir daha yazmayacaktır. Yani polis İlk kez halka dağılmayın dedi. Halka anons yaptı ve ne dedi? Bizi terk etmeyin. Sizin burada olmanız bize güven veriyor. Bize motive ediyor dedi. Jandarma polis normalde genel biz mesela biz genç yıllarda da bir sürü eylemlere katıldık. Başörtü eylemlerine şurada buna yani nerede eylem varsa katılırdık yani. Mesela orada polis dağılın der. Lütfen der. Şu der. Şu falan filan. İlk kez polis dağılmayın dedi. Evet. Bunu belki bir daha tarihte yazmayacaktır yani. Tabii bu önemli bir konu. Hatta dün jandarma genel komutanlığından bir rütbeli halkı alenen dedi ki demokrasiyi ve milli iradeyi korumak için, cumhuriyeti korumak için sokağa çıkın. Şimdi asker de bunu, rütbeli de bunu söylüyor, polis de bunu söylüyor. Ama ben biraz önce Sayın Mustafa Bey bağlanınca ben yarım kaldı onu söyleyeceğim. Şimdi buradan askerdeki Mehmetçi'ye bir mesaj vermek gerekiyor. Şimdi askerde nereden baksak 200 bin tane Mehmetçi asker bu vatanın evladı var. Bugün de Cumhurbaşkanımız ısrarla mesajlar da geliyor, rejiden de söylüyor arkadaşlar. Ara ara hatırlatmak gerekiyor. Bugün halkımız milli iradeye sahip çıkmak için mutlaka sokağa çıkması gerekiyor hocam. Yani gecesini sabahına kadar durmaması gerekiyor. Hükümet partisi, AK Parti belediye yerel yönetimlerden meselesi değil artık. Tabii ama yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı başkan da bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 gün boyunca belediyelerin ulaşım araçları ücretsiz olacak. Erol Kaya Bey ve 3 gün boyunca kumanya verilecek. Az önce siz sosyal belediyecilikten bahsettiniz ya belediyelerin bu işe önce olmasına. Mesela dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün metrobüsleri ve metroları şey yaptı. Dolayısıyla tekrar hatırlatalım. Bu milli iradeye sahip çıkabilmek için, aynı sıkıntıları yaşayamamak için, inandığımız gibi yaşayabilmek için mutlaka ama mutlaka uykusuz da kalsak, aç da kalsak o 2 yaşındaki, 3 yaşındaki delikanlı gibi 90 yaşındaki, 90 küsur yaşında gözü yaşlı ihtiyarlar gibi ya dua edeceğiz ya da sokağa çıkacağız. Yalnız bu önemli var. Yani. Burada darbenin önlenmesini sağlayan biliyorsun polisler özel hareket tabii. Grubuydu. Bu da eğitimin önemli olduğunu gösteriyor. Yani şimdi asker gelmiş Mehmetçik diyoruz mesela. İşte diyor ki komutan tatbikat var diyor bize çıkarttı. Şimdi artık demek ki bizim bu sıradan köylü vatandaş veya işte esnaf ya da işte avukat, mühendisi al gel işte şurada 12 ay eğitim gör, vatanı kurtar evet. Şeyini artık atmamız lazım. Profesyonel orduya geçmemiz lazım. Yani vatandaş sadece ömrü hayatına bir ay gelecek, ordu nedir, selam nedir bunu öğrenecek. Ama bizim madem kaderimize teslim ediyorsak ki yarın savaş olsaydı da bu askerler bir halt yapamazdı. Bu askerle savaş mı yapılır? Yapılmaz evet. Ya. Kendi vatandaşına silah sıkan bir askerle savaş tabii yapılmaz. Tabii şimdi 300 kişiyi rehin almışlar FETÖ örgütünden. Şu noktayı bir değinmek istiyorum. Bizim acilen vatandaş gönüllülük askeri şeyini kaldırmamız yerine profesyonel orduya geçmemiz gerekiyor. Profesyonel orduyu da yetiştireceğiz askerlerimizi. Evet. Ve bu askerler böyle sıradan er olan asker bile komutan geldi şurada tatbikat yapacağız dediği zaman gittiği zaman burada tatbikat değil vatandaşa silah çektiğini gördüğü zaman tavır koyacak. Senin iraden var. Bakın tabii. İran devrimi nasıl oldu biliyor musun? İran devrimi 1979 yılında oldu. Halk sokağa çıktı. Şah askeri sürdü önlerine. Halk göğsünü açtı askere. Asker öndeki 3-5 kişiyi vurdu. Bak der ki vatandaş ölen geliyor. Ölen yerine geliyor. En son asker silahını attı. Ben kendi halkıma kurşun sıkmak için bu mesleğe girmedim. Ben halkımı kurşunlardan korumak, halkıma gelecek kurşunlara göğsümü açmak için ben bu göreve geldim dedi. Silahını sıktı, bıraktı ya da silahını komutanlarına çevirdi. Siz gidin o zaman. Madem halk size şikayetçi, siz gidin dedi. Değil mi? Evet. Şimdi bizim bu halk askeri bu bilinci getirmemiz için öncelikle oradaki 3-5 tane onbaşının, yüzbaşının elinden bu askerleri çekmemiz gerekiyor. Sıradan erin üzerine bile yoğunlaşmamız gerekiyor. Sıradan er dediğimiz er artık profesyonel asker olacak.
ve bunlar evet. sıkı bir eğitimden geçecek. Savaş artık biliyorsunuz kaba kuvvetle şundan bunda değil. Artık konvansiyonel silahları kullanmayla alakalı. Ya bir silahı kullanmanız bile sizin 3-5 ayınızı alıyor. Geliştirmeniz, pratiğinizi arttırmanız yılları alıyor. Evet. Yani artık beden kuvveti de çok bir şey yok. Yani siz tankın içerisinde oturuyorsunuz, uçağın içerisinde oturuyorsunuz. Yani çok zayıf cılız bir adam da olabilirsiniz yani. Evet. Onu refleksiniz iyiyse yetiyor yani. Şimdi bugün bu konuyu yine örgüte getireceğim hocam. Biraz onun üzerinde duralım. Vaktimiz var. Neler yapılacak artık? Bugün bir milat. Yani tekrar söylüyorum, yine sabahlayacağız. Belki bir gün daha, belki 20 gün, belki bir gün, belki 20 dakika. Ama bu geçtikten sonra neler yapabileceğimizi, güvenlik zaviyatı, istihbarat zaviyatı var mıydı, eğitim zaviyatı, bürokrasinin içerisindeki sıkıntılar, bunların hepsi konuşulabilecek durumlar. Ama önce şu örgütle alakalı, sanırım düne kadar Mustafa Bey de söyledi ya, belediye başkanı, bunlar ne terörü, örgüt terör dediğin adamın elinde silah olur, bu adamların elinde silah yok diyordu. Bugün ortaya çıktı dediği cümle aslında benim için önemli. Yani bu milletin içerisinde bugün başbakan da bunu söyledi, Binali Bey de bunu söyledi. Dedi ki biz bugüne kadar yakın dostlarımız bile dedi bunlara tavrımızdan dolayı bizi eleştiriyordu dedi malen. Yani şimdi daha iyi anlaşılıyor dedi. Sizce yani toplum bu örgüte nasıl bakıyor ve toplumu bu örgüt birbiriyle halkla asker arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyor sorusuna virgül atayım. Çünkü stratejist Arap dünyası stratejisyenlerinden Celalettin Duran Bey telefon hattımızda, eski Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılarından kendisi. Hazırsa değerli arkadaşlar Celalettin Bey'i de konuğumuza alalım. Celalettin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı programlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, Allah sizlerden razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin. Tekrar sizin de tüm milletimize de geçmiş olsun. Buyurun, gündemimiz belli. FETÖ örgütü bir girişim diyelim, darbe demeyelim. Tabii siz de Arap dünyasına hakimsiniz, İbrahim Hocam da hakim. Buyurun, neler söylemek istersiniz? Hem Türkiye açısından, hem örgüt açısından, hem de İslam coğrafyası açısından değerlendirirseniz, bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Buyurun Celalettin Bey. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir süreç yaşatanlar bu örgüt ve bu örgüte karşı en güzel bir şekilde cevap veren milletimiz ve bu irade için herkese çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Allah herkesten razı olsun. Amin. Bununla beraber elbette ki bu olayı belki olaylar zincirinin bir parçası olarak görmek lazım. Belli bir zamandır Türkiye'nin ve dünyadaki dünyanın ve özellikle içinde bulunduğumuz bölgenin belli bir dönemdir yaşamış olduğu bir uluslararası ilişkiler ve dış politikada ciddi bir kırılma ve kabuk değişimi yaşanıyordu. Ve Türkiye tekrar uluslararası küresel sisteme entegre edilmeye çalışılırken bir taraftan Suriyeleştirme, bir taraftan iç düzenin bozulması gibi planlar yapılırken aynı zamanda içeride de bu planların yapılıyor olması birbiriyle ilişkili durumlar. Birçok bağlantılar yurt dışından yaptık ve insanlar belki en az bizim kadar büyük bir dikkatle ve tabii gerçekten işlekle duayla İslam ülkelerinin tamamı bu olayı çok yakından ve dikkatle takip ediyorlar. Ve bu bir taraftan darbe girişimi olarak okumak gerekirken ben farklı bir açı oluşturmak isterim. Bir bakış koyalım. Bu bir taraftan darbe girişimi olarak bakmak lazım. Bir taraftan da bölgede büyük bir kaos ve bu kaos üzerinden coğrafyanın tekrar sınırlarıyla, siyasetiyle, sosyolojisiyle tekrar dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu Türkiye'de tamamen başlı başına bir darbenin ötesinde belki de Suriyeleştirilmesi, Iraklaştırılması planının bir parçası olacaktı. Yani bu bölge şu an PKK, PYD, IŞİD ve
FETÖ diyelim örgütü üzerinden, örgütü üzerinden küresel güçlerin bu örgüt uzantıları üzerinden dizayn ediliyor. Belki de Türkiye bu bağlamda Irak'ta işletilen planın, Suriye'de devreye sokulan bölme ve dizayn edilme planının belki de bir ayağı olan Türkiye'de bir başlangıcı olacaktı. Türkiye belki önce kaos ve bölünmeye ve sınırların dizaynına göre bu bölgedeki ta belki 11 Eylül'de beri başlamış olan postmodern 3. Dünya Savaşı diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz bu kırılma anının akabinde elbette sıra Türkiye'ye gelecekti ve bu sürecin başlangıcı olabilecekti. Ama elhamdülillah halkımızın, milletin, bizim Anadolu'nun feraseti ve iradesi devreye girdi ve buna şimdilik öyle gözüküyor ki halk izin vermedi ve halkın darbecilere bir darbesi oldu elhamdülillah. Ben Celalettin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Celalettin Bey özetlerin dünyasını daha yakından bildiği için bu olaylar şu anda, yani biz yurt dışı medyasını takip edemiyoruz şu anda da, Arap dünyasında, İslam dünyasında nasıl yankılandı, yorumları nasıl, bu konuda ilgili bilginiz var mı, bizi aydınlatabilir misiniz? Elbette, birçok canlı yayın bağlantısı yapma imkanı oldu veya birçok kurumla görüşme imkanım oldu. Yani Fas'ta ve Filistin'de, Kuveyt'te ve böyle birçok ülkede bağlantı yapma imkanım oldu. Bir defa ufak mesela bazı sokak gösterileri, Türkiye'ye destek gösterileri yapılan yerler oldu ve çok bunlar çok kıymetli şeyler. İkincisi birçok camilerde mesela bugün sabah namazında Kabe'de de dualar edildi. Bu çok kıymetli, arkadaşlarımız paylaştılar. Sonra birçok camide sabah namazında Kuveyt'te, Katar'da, Suud'da, Yemen'de birçok camide çok Türkiye'ye destek mahiyetine sabah namazında dualar edildi. Ve bu daha önemlisini söyleyeyim. Burada bu olayları ciddi takip eden sivil toplum kuruluşları, dini kuruluşları, siyasi oluşumlar, İslam dünyasındaki sivil yapılar sosyal medya üzerinden veya medya üzerinden bu süreci hükümetin yanında ya da iradenin yanında, halkın yanında olduğu, darbenin karşısında olduklarına dair ve bununla beraber Türkiye'de güvenlik zafiyetinin olmadığı, bunun bir gecelik bir hadise olarak kalacağına dair çok ciddi toplumu ve yani uluslararası kamuoyunu rahatlatacak veya uluslararası lobiyi oluşturabilecek ciddi bir destek oluşturdular. Evet. Ve İslam dünyasında güzel bir özel şeyle tanımlamalar da oldu. Yani Türkiye halkı vatan kavramını tekrar gösterdi gibi. Önemli, gerçekten önemli. Bu coğrafyada dizayna karşı oluşacak bilinç ve direncin nasıl oluşabileceğine dair önemli tavırları ifade eden yansımalardı. Çok değerli şeylerdi. Evet. Celalettin Bey, Allah razı olsun. Milletimize ve İslam alemine söyleyeceğiniz ne var? Onları da eklerseniz. Yani ben herkese bu geceden beri gösterilen tavrından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de üzerimize düşeni herkesle beraber yapmamız gerekiyor ve İslam dünyasında buna bu ülkede bu işlerin artık kolay olmadığını ifade etmemiz ve Türkiye'deki böyle bir zaafın olmadığına dair çok sıkça medyanın bu paylaşımlarını artırmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Sizlerden de Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı çalışmalar Celalettin Bey. Hocama da çok selamlar diyorum. Allah razı olsun. Saygılar. Evet. Değerli izleyiciler, tabii gündem yoğun. Sürekli ajanslara haberler düşüyor. Bizim önümüzde bir sürü program var. Aslında söyleyecek çok şeyimiz var hocam. Yani yürek dayanmıyor. Yüreğin içerisi dolu. Bir şeyleri söylemek, haykırmak, içini boşaltmak istiyor insan. Fakat tabii mekan, zaman ve şartlar da uygun olmuyor. Sokaklar boş bırakmasın. Yani yine ara vereceğiz ama araya geçmeden şunu söylüyorum yine. Biz bugün sokaklarda olacağız.
Tekrar altını çiziyorum. Yani bunu bir siyasi hareket olarak, bir şey olarak değil. Biz inandığımız gibi yaşayabilmek için, özgür yaşayabilmek için, milli irademizle yaşayabilmek için bunu yapmak zorundayız. 3-5 tane Pensilvanya'dan, Pensilvanya'daki ahlaksızın yönlendirmesiyle ortaya çıkmış bir avuç rütbelinin yapmış olduğu, ki genelkurmayda çoğu asker de buna, 1. Ordu Komutanı Allah razı olsun o kadar değerli açıklamalarda bulundu ki, en son açıklamasında 4 polisimiz ve şu kadar askerimiz, şu kadar vatandaşımız diye polisle askerin bir olduğunu çok güzel, merhametli bir şekilde ifade etti. İçerideki bir avuç çürük elmanın üzerinden prim yaptırmamak için dik durmamız lazım, ayakta durmamız lazım, diri olmamız lazım. Hem bizim için, hem geleceğimiz için, hem bu millet için, hem İslam alemi için bu gece sabaha kadar, gerekirse yarın gece sabaha kadar sürekli mesajlar geliyor. Gerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, gerekse siyasi partilerden sürekli mesajlar geliyor. Yani AK Parti Genel Merkezi çok ciddi çalışmalar yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençleri, Ülkücü Gençler Sokak'ta, Nizam Alemci Gençler Sokak'ta, Milli Görüşçü Gençler Sokak'ta, Saadet Partisi şu anda çok özel bir toplantıda, Oğuzhan Bey'in başkanlığında Kamalak Hocam'ı yayına almak istedik. Kendisi toplantıda, haber bekliyoruz. Dolayısıyla Fatih Erbakan Bey'in, Erbakan Vakfı'nın önemli açıklamaları var. Dün gece alelacele bir basın açıklaması yaptı. 11 civarıyla şiddetle kınadığını ifade etti. Birlik olup, bir olup, diri olup bunu artık atmamız gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz değerli izleyiciler. Bir kısa bir ara veriyoruz inşallah. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii gündem çok yoğun, önemli bir gün, özel bir gün. Dolayısıyla konuklarımız sürekli değişiyor. İçeride misafirlerimiz bayağı bir yoğun. Kısa kısa konuşmacılarımızı kısmen alıyoruz. İbrahim Halil Ara hocamı, ilahiyatçı yazar, kendisi bir programdan dolayı ayrılmak zorundaydı başka bir yerde. Onun hemen ardından Muhammed Emin Parlak hocam. Kanalımızdan da hatırlayacaksınız. Zaten Saadet-i Dareyn programını yapan ilahiyatçı kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Geçmiş olsun diyelim millet adına, vatan adına. Hepimize geçmiş olsun, evet. Milletimize, bizlere. Evet hocam. Hocam ilahiyatçı yönünüzde daha çok duracağım. Olsun. Tabii sizin de bizim de ortak olduğumuz öncelikle Eczacı Hakan kardeşimiz. Evet. Dostumuz İbrahim hocamın da, bizim de, sizin de. Sizin de dostunuzdu. İsterseniz evet, bir iki cümleyi Eczacı kardeşimiz, Hakan kardeşimiz. Ben şimdi tam oradan geliyorum. Hakikaten kardeşimiz çok değerli birisiydi. Böyle olaylar olunca kendi vatanı için, milleti için, inancı için canını verebilecek, vermeye hazır olduğunu her zaman gördük. Evet. Ve nitekim de netice itibariyle şehadet şerbetini içmiş oldu. Evet. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Evet. Onlar diridir ama siz idrak edemezsiniz. Ben inanıyorum bu kardeşimizin yaşadığımız, şehadet de ediyoruz çünkü beraber yaşadık arkadaşımız. Evet. İnşallah şehadet şerbetini içmiştir ve bu ayet-i kerimenin sırrına mazhar olmuştur. Ölen hiçbir kimse tekrar dirilip ölmeyi istemez. Büyük ulemalar ittifakan müfessirin ve muhadisler şöyle derler. Ölen bir kişi 300 kılıç darbesini almış gibi bir acı ile yani canını verir. Ama şehitler 10 defa ölmeyi, 10 defa dirilmeyi, tekrar ölmeyi Allah yolunda ister. Çünkü acıyı çekmezler. Onlar şehadet şerbetini içmekle öncesi de hep gider, silinir. Onun tadı bir başka oluyor. Allah huzuruna giderler. Kardeşimiz inşallah bu şerbeti içmiştir. İnşallah. Hem Hakan kardeşimize hem de bu 160. demokrasi şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Evet. Onlar birçok şeye inşallah vesile oldular. Öyle diyoruz inşallah. İnşallah. Bizim hayır bildiğimiz işlerde. Bedir'in aslanları gibi, Uhud'un aslanları gibidir inşallah. Evet. Bir şiir de var. Bedir'in aslanları gibi ancak bu kadar şanlıydı. Şanlıydı. Hocam tabii olaya dönersek.
Tabii şehitlerle ilgili zaten ayeti okudunuz. Evet. Tamamıyla sükut ettik. Çünkü evet. Amenna ve satakna. Bunun ikisi onlar, yok yani. İkisi yok. Onlar ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder ki biz aynen. bir daha şehit olalım. Ayrı aynen. bir tadı var. Allah nasip eder inşallah. Şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Biz sadece bu şehitlerimizin ardında benim şahsen 7 çocuğum var. Maşallah. Hanımımla beraber biz 8 kişiyiz. 2 de torunum var. Yani biz 10 kişi şu anda bu vatan için, bu millet için, bu memleket için, dinimiz için, inancımız için şehit olmaya hazırız. Sabaha kadar yatmadık. Eyvallah. Okçular Tepesi'ni herkes böyle bilsin. Eyvallah. Bu sabaha contacılar kadar... bilsinler. Bu Okçular Tepesi'ni asla terk etmeyeceğiz. Evet. Tankların önüne kendimizi uzatsak da, üzerine çıksak da biz asla bunu terk etmeyeceğiz. Bunda tavizimiz yok. Bunu böyle bilsinler. Bu akşam yine sabaha kadar Sayın çok Cumhurbaşkanımızın güzel. da desteklemek üzere ve vatanımız için, memleketimiz için biz sabaha kadar yine uyumayacağız. Bugün sabaha kadar. Ve bütün kadar... kardeşlerimi de yine uyumamaya davet edeyim. Bir saat istirahat etsinler. Hemen ardından inşallah eyvallah. Yine biz, devam. Biz sabah 40 dakika uyumadık hocam. Evet, İbrahim Bey ile saraydaydık sabah. Bomba evet. atıldığında oradaydık. Evet. Hemen yanında bir cami var. Aksaray evet. Camii değil. Evet. Hemen aşağıda küçük bir cami var. Evet. Camide 40 dakika bir istirahat ettik. Kalktık. Hiçbir şey olmuyor. Evet. İnsan ölmüyor yani. Onu gördük. Elbette. Uykusuz kalınca hala da çalışıyoruz. Dediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi bugün sabaha kadar meydanlardayız. Evet. Yarın sabaha kadar. Çoluğumuzla çocuğumuzla. Evet. Hepimiz ailece, ana, baba, akraba, ütahı, çoluk, çocuk kim derse evet. hepimiz sokaklardayız. Allah razı olmamız olsun. Olmamız da gerekiyor yani. Kesinlikle. Cepheyi bırakmamak lazım. Eyvallah. Yani aynen Uhud'da olduğu gibi biz yendik. Onlar kaçtı. Biz tekrar cepheyi arkadan alacaklarını düşünmek suretiyle Okçular Tepesi gibi yerimizde duracağız, sabit kalacağız evet. ve mücadelemizi sonuna kadar da yürütmeye hazırız. Canımızla, manımızla, kanımızla, her şeyimizle hazırız. Bunu herkes bilsin. Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor, Musa Bey diyor, imanı kamile sahip olan bir insan dünyaya meydan okur. İmanı kamile sahip olan bir insan dünyaya meydan okur. 78 milyon bütün dünyaya meydan okur. Ben inanıyorum. Kesinlikle. Allah'ın izniyle biz bunu başaracağız. Biz daha önceki dönemlerde de 12 Eylül ve diğer darbe dönemlerinde de ben şunu düşünüyorum. Eğer 1000 kişi Kızılay'a inseydi, 1000 kişi Taksim'e inseydi onlar o gün de onu cesareti gösteremeyeceklerdi. Asla onlara cesareti göstermemek lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Yolda yürüdüğünüz zaman münafıkları gördüğünüzde onların yolunu daraltın. Onlar sizin varlığını hissetsinler. Evet, çok güzel bunu bir hadis hocam bu. Ben bunu bir kere Ankara'ya... Hadisi bir daha tekrar ederseniz. Evet, Ankara'ya geldiğimde Akşemseddin Camii Batıkent'te görev yapıyordum. Bu hadisi söylemiştim, şikayet edilmiştim 18 Şubat, 28 Şubat evet. dönemlerinde. Hatta bir soruşturma da geçirmiştim. Ben yine korkmuyorum, yine aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bu bana ait değildir. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Biz onun sözünü söylemek için canımız pahasına da olsa söyleriz. Aynen şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Buyurduğunuz üzere yani onu tekrar ediyorum. Münafıkları yolda gördüğünüz zaman yollarını daraltın, yollarını değiştirsinler. Öyle kaçacak delik yani arasınlar. Delik arasınlar yani. Korksunlar diyorsunuz. Çünkü mümin cesaretlidir. Hazreti Peygamber sahabeyi güzün niçin Kabe-i Muazzeme'ye gelirken sağ omuzlarını açtılar? Sağ omuzlarını açıp silkeleyerek hem de ilk 3 hafta da böyle izdiva yapmak suretiyle cesaretlerini omuzlarını silkeleyerek evet. düşmanın bunların savaşta gelip yorgun düştüklerini hissetmesinler. Bunlar omuzlarını göstermek suretiyle ne kadar daha dinç olduklarını, neler yapabileceklerini görsünler. Evet. Biz omuzumuzu da aşmaya hazırız. Okçular Tepesi'nde durmaya hazırız. Eyvallah. Herkes böyle bilsin. Yani. Allah razı olsun hocam. İsterseniz iki ana konu üzerinde duralım. Evet. Dün bu girişimde bulunan bir avuç çapulcunun koordinasyonunu yapan Pensilvanya'daki beyin. Evet. Evet. Yani bu FETÖ örgütü, siz ilahiyatçısınız, İmam Hatipsiniz. Evet. Dolayısıyla İslam dinine bizlerden daha vakıfsınız. Sürekli evet. insanlara nasihatta bulunuyorsunuz. Evet. Ayet ve hadisleri söylüyorsunuz. Evet. Bugün mesela internete düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'teki evini bombalayan kişinin üzerinde evet. bir mektup çıkıyor. Evet. Pensilvanya'dan gönderilmiş. İşte Allah savaşman için sana yardım edecek. Şöyledir, böyledir diye. Bu nerede? Yani bu nasıl bir din? Nasıl bu kime, bir inanç? Kime karşı savaş olacak? İşte gayrimüslim biraz... bir ülkeye karşı savaş olabilir. O da ancak eğer haddini aşarsa
Evet. Eğer İslam'a bir hücum varsa o zaman cihat yapılır. Kafire karşı cihat yapılır. Bir Müslüman kardeşinin üzerine giderek cihat yapacak diye bir İslami literatürde ne Kur'an-ı Kerim'de vardır ne hadis-i şerifte mevcuttur. Bakın Hazreti Peygamber Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Men katale mu'minen mutaammiden fe cezau cehennem halidin fiha ebeda. Kim bir mümini suçsuz ve günahsız öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir. Akşam Hakan kardeşimiz başta olmak üzere 61 şehidimiz vardır. Peki bunlar yani hangi birisi gayrimüslimdir? Hangi birisinin gayrimüslim olduğunu bize ispat edebilirler? Bunların tamamı İslam'a, Allah'a inanmış, peygambere inanmış ve bu dine gönül vermiş insanlardır. Vatanı için, memleketi için her şeye hazır olan insan, bu inanç, bu iman onları oraya sürüklemiş, şehadet şerbetini bunlara içirmiştir. Asla böyle bir insana itibar etmesinler. Ben gençliğe de burada sesleniyorum. Hipnoz edip bugüne kadar kullandıkları insanların aklını başlarına alması ve zararını yarısına dönmesi de yine kârdandır, babından. Hemen bütün kardeşlerim eğer böyle bir şey varsa o zatı artık dinlemesinler. Evet. Böyle bir insanı dinlemek akıl kârı değildir. Müslümanın kendi aklını kullanması lazım, dinine tabi olması lazım. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ne diyor? Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ulun emrinize itaat edin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız inançlıdır, imanlıdır. Geçen gün Seyda ile babam burada biz bir program yaptık. Öyle evet, diyor. Biz daha önce diyor Kazman'a giderken şapkayı elimize alıyorduk ve bizi görürlerse şapkayı örtelim. Fesimiz de yani İslami bir kıyafetle ilçemize gidip dolaşamıyorduk. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bunların önünü açmak suretiyle biz istediğimiz giyimimizle kuşamımızla bugün saraya gidiyoruz. O saraya kaçak sarayı diyorlar dedi. Ben o saraya nurlu sarayı diyorum. Ve geçen gün yine külliyatta kanaat önderlerini Sayın Cumhurbaşkanımız daveti üzerine ben de Seyyidi Hazretleri'nin yanında bulundum. Orada vardı, bir iki milletvekili yanımızda vardı. Seyyidi Hazretleri ona aynen şöyle dedi. Daha önce dedi Cumhurbaşkanı köşkünde diyordu içkiler içiliyordu, danslar yapılıyordu. Şöyle böyle günahlar işleniyordu. Ama bugün bak önümüzde cami var, sağımızda cami var, altımızda cami var. Biz bugün külliyatın önünde bu kadar iftarımızı rahatlıkla açabiliyor. Kur'an-ı Kerim'le açılış oluyor. Ve İslam'ın tam Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şekilde bu işler yapılıyor. Böyle bir ulul emre itaat etmek lazım. Yoksa gidip bombalamak suretiyle bu cihattır. Bunu böyle söyleyen bir insanın İslam'la alakası uzakta ve yakında olamaz. Kur'an'la uzakta, yakında Ben şu hatırlatmayı da yapayım. Bunlar yıllık gelirlerinin yani son bir yıldır FETÖ örgütünün maliye hadiseleri alınıyor, götürülüyor, getiriyor, milyar dolarlar dönüyor. Evet. O paranın belli bir miktarını işte kiliselere yardım yapıyorlar. Evet. Belli mihraklarda besleniyorlar. Bunu da gençlere söylemek lazım hocam. Amerika'da siyasete katılanlara destek vermek suretiyle para veriyorlar. Evet. Yani bu milletin fitresini, zekatını, parasını, pulunu toplamak suretiyle gidip gayrimüslime vermek hangi kitapta vardır? İslam'da zekat kimlere verilir sınıfı bellidir. 7 sınıfa verilir. Fitre kime verilir? 7 sınıfa zekatın verildiği kişilere verilir. Sen götürüp bu milletin zekatını, fitresini, hayrını, hasanatı götürüp gayrimüslimlere vermek suretiyle bir de kendisini bir İslam lideri olarak kendini ortaya lanse etmenin hiçbir anlamı yoktur. Kur'an'la örtüşmez. Resulullah'ın da sünnetiyle asla ve asla örtüşmez. Ve Diyanet İşler Başkanlığımızdan dahi ben bir Diyanet İşler Başkanlığı personeli olarak şunu söylüyorum. Orada dahi o inlere inilmesi lazımdır. Evet, orada dahi FETÖ örgütüne mensup uzaktan ve yakından hissettikleri bir şey varsa onları oradan uzaklaştırmaları lazım. Çok önemli ama. Artık kayyum mayyum işi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın artık dinlenilmesi lazımdır. Her kurumun başı kendi kurumun içerisinde FETÖ örgütüyle ilgili alakası kim varsa bunları tamamını kökten temizlemek lazım, kazmak lazımdır. Siz bu örgüt hiçbir örgüte benzemiyor. Diyanetin içerisinde gerek Diyanet Sendikası'nda veya Diyanetin içerisinde de bu örgütün elemanları var. Evet. Diyanet İşleri Başkanları'nın mutlaka bugünden tezi yok. Çünkü ben sabahtan az önce sizden önceki programda bir şeyde de söyledim. Evet. Bazı kurumlar şu anda o temizliği yapmaya başladılar. Çünkü alenen eli silahlı. Sizden önce Mustafa Bey'i aldık belediye başkanımızı. Evet. Diyorlardı ki bu terör örgütü dememiz için bunların elinde silah olması lazım. Evet. Nerede bu silah? Bak işte gördün işte. Evet. Dolayısıyla bu da bir önemli
ilgili ayet-i kerimede Musa Bey zaten Allah öyle buyuruyor. Bazı şerlerde hayır, bazı hayırlarda evet, şehir var, şer vardır. Ben şuna inanıyorum. Benim gözlemim şudur. Şahsi kanaatim şudur. İnşallah bu şer de görünse altında büyük bir hayırlar çıkacak. Mutlaka. Sayın Cumhurbaşkanımızın eli daha kuvvetlendi. Bugüne kadar Avrupa'ya, dış ülkelere anlatamadığını artık bunlar bu hareketi yapmak suretiyle anlatacağımız bir şey de kalmadı. Her şey göz önünde, ayan beyan. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, devletimizin elini güçlendirmişti. Hiç kimse artık niye şunu yaptın, niye bunu yaptın deme hakkı kalmadı. Evet. Öyleyse biz bunu gördüğümüz an itibariyle harekete geçmemiz lazım. Cesaretimizi hiç kırmadan ve taviz vermeden bu örgütü kesinlikle bütün kurumlardan, Diyanet'ten de başlamak suretiyle temizlememiz Bravo. Lazım. Güzel Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey'i de ben burada tebrik Dünkü ediyorum. Çok güzel bir şey oldu. Ben akşam aynen bunu bekledim. Eğer bu mesaj gelmeseydi ben yine camimde Serhat Huzur Camisi'ne gidecektim. Bu selayı verecektim. İzinli olmama rağmen evet. gidip düşündüm. Kendim bir açıklama yapacağım. Yani çarşıya inelim, caddelere inelim, sokaklara inelim diyecektim. Evet. Ama Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Camiamızı tebrik ediyoruz. Güzel bir destek. Biz bu konuda başta bizim destek olmamız lazım. Kanaat önderlerimizin ortaya çıkması, bunu anlatması lazım. Alimlerimiz, hocalarımız hangi güne duruyorlar? Evet. Sütçü imamlar hangi güne duruyorlar? Tabii. Çıkmamız gün lazım. Bugün hocam. Gün bugündür. Gün bugün. Bugün birlik beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Şimdi İslam'ın askere bakış açısını konuşalım isterseniz. Evet. Yani biz Türkiye'deki Müslümanlar olarak yıllarca Asakir-i Mansuri-i Muhammediye demişiz biz bunlara evet. değil mi hocam? Evet. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yardımcı kuvvetleri diye hitap ettik biz bunlara. Evet. Peki bu millet bu askere nasıl bakar? Yani dünkü olayı bir münferide koyalım bir şöyle ondan sonra onu konuşalım. Ama önce biz Müslümanlar olarak Türk milletindeki muhafazakar Müslümanlar, inandığı gibi yaşayan Müslüman olarak evet. Türk milleti olarak askere nasıl bakarız? Ben Kazman Akdam Köyü'nün imamıydım. Evet. Benim köyde askere gidecek gençler akşam bana haber verirlerdi. Hocam biz yarın askere gidiyoruz. Ellerini kınalarlardı. Evet. Kınalı kuzular diyoruz ya. Evet. Ve sabah biz geleceğiz. Hocam bizim üzerimizde ezan-ı Muhammediye okuyup bizi göndereceksin. Gelirlerdi o gençler. Bizim köyümüzde böyle evet. bir usul, bir adet var. Hocanın önünde dizilirler. 10-15 o gün kaç kişi gidecekse. Dururlar biz ezan-ı Muhammediye'yi okuyor onları o şekilde dualarla ezanlarla askere gönderiyorduk. Niçin? Vatanın koruması için. Niçin? Dinin koruması için. Evet. Niçin? Namusumuzun koruması için. Niçin? Düşmanın bize vurmaması için. Peki bunlar ne yapıyorlar? Hani bu FETÖ örgütü yani örgütlenmiş askeriyenin içerisine girmiş gelip terör örgütü. Yani benim düşündüklerimin tam tersini yapıyor. Yani ne yapıyor? Beni vuruyor. Benim vatandaşımı vuruyor. Devletime ihanet ediyor. Şimdi bir manevi boyutu vardı, bir de maddi boyutu vardı. Evet. Şimdi yarın Türkiye Pazartesi günü itibariyle ne kadar bütçeden mesela ne kadar bir eksilme olacaktır? Evet. Borsa düşecektir. Yani diğer dolar, euro vesaire bunları düşünmemiz lazım. Türk lirası düştü. Bu ne oluyor? %5 düştü yani. Peki bu kul hakkı değil midir? Evet. 78 milyon insanın hakkına girmiş olmuyor mu? Bu nasıl ben hocayım diye geçinecek İslam adına bir de bunu yapmak çok bir yanlıştır. Büyük bir İslam'a en büyük darbeyi İslam adına yapılan yanlışlardır. Evet burası önemli. İslam adına yapılan bir örgüt. Adım ben İslam'ım diyor ki dün Mehdi'yi ilan etmeye kalktılar neredeyse. Bir iki evet. haberde okudum ben. Şimdi şeyi de açtım, mektubu da açtım ben. Evet. Yazmış Allah'ın adıyla savaşırım. Evet. Bak sakın yaramaz ne diyor? Yamanlık yapmayın. Ahde vefasızlık edip nereden geldiğinizi unutmayın. Peki kendisi nerede? Yani komutan ordunun başında olmaz mı? Zaten bir eğer bir ordu kurmuşsa, eğer onları cihada gönderiyorsa onun gelip onların başına geçmesi gerekmez mi? Pensilvanya'ya kaçacaksın, orada keyfine, zevkine bakacaksın. Bu insanlara bu mesajı göndermek suretiyle bunları kat edeceksin, kat ettireceksin. Evet. Böyle bir İslami bir şey olamaz. Kesinlikle Mehdi konusunu da ben Hedef Radyo'da da isminiz tabii şey oluyor. Evet. Orada da bir Mehdi konusunu işledim. Yani birçok hadis kitabında vardır. Mehdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Onun ismi benim ismim olacak. Muhammed. Babasının ismi Abdullah. Anasının ismi Amine. Aynı böyle. Evet. Yani diyor onun uzun, burnu uzun olacak. Alnı açık olacak. Sağ yanağının üzerinde bunlar hadis-i şerif hepsini söylüyorum. Evet. Sağ yanağının üzerinde bir ben olacak. Yıldız gibi parlayacak. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunda olacak.
Bu da çok önemli. Bu da ayrı bir boyut. Yani Mehdi konusunu inşallah isterseniz bir gün bir programda birlikte beraber bir program yaparsak. Yani milletin hakikaten beklediği ayrı bir programdır. Bu haşhaşilik meselesi var ya. Evet. Yani afyonlanmış bir yapı var. Bu adam bu mektubu okuyor ve Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu istirahat ettiği oteli bombalamaya kalkıyor. Ama Allah da koruyor. Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra bombalıyor. Ayrıldıktan sonra kendi de yaralanıyor, kucağa düşüyor. Ben şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızı gerçekten Allah koruyor. Allah bu ülkemizi korusun diyorum. Duamız da tabii budur. Bakın Allahu Teala istediği zaman bunlar anlamıyor, idrak edemiyor. Eğer Kur'an'ı anlasa, idrak etse bunu yapmaz, yaptırmazdı. İnne evhenel buyuti le beytul ankebut. Kur'an öyle demiyor mu? Evet. Dünyanın en zayıf evi, zırhı, kimin zırhı evidir? Demek örümcek ağdı değil mi? Allah dünyada en çok sevdiği kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil midir? Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah en çok sevdiğine göre dünyanın yeri geldiği zaman en zayıf kalkanıyla, zırhıyla korumadı mı? Sevr mağarasında örümcek ağını örmek suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı korumadı mı? Allah koruduktan sonra onlar Sayın Cumhurbaşkanımıza hiç kimse bir şey yapamayacak. Çünkü bir insan Allah'ın dinine hizmet ettiği zaman, Allah'ın kitabına hizmet ettiği zaman, vatanına, milletine, memleketine sahip çıkarsa Allah adına, o Allah'ın korumasındadır, o Allah'ın himayesindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i de himaye ediyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu Kur'an'ı biz muhafaza edeceğiz. Kur'an'ın hizmetkarlarını da Allah muhafaza edecektir. Ama yeri gelince dünyanın en zayıf hayvanı nedir? Sivrisinek. En büyük kafir neydi? Nemrut. Sivrisineği beynine yerleştirdi. Allah yeri gelince dünyanın en zayıf, yani şeyle de ne yapabilir? Zayıf hayvanıyla en büyük kafiri de bu şekilde gebertir gider. Evet. İla cehennem-i zümera eder gider. Evet. Yeri gelince de işte aynı peygamberi koruduğu gibi inne evhenel buyutu le beytul ankebut. Hiç kimse korkmasın. İla ce'el ecelu la yesteahirune sa'a ve la yesteqdimun. Allah öyle buyuruyor. Ecel geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri gitmez. Yani herkes kullun yemutun bi ecelihi kullun müyessirun lima hulika lehu. Allah kime, nereye, hangi mekanı, Revahul Bukhari'dir, sahih hadislerdir. Evet. Hangi mekanı, zamanı tayin etmişse mutlaka oraya gidecek, orada canını verecektir. Evet. Yani Allah kaderi tamamlamadıktan sonra iki dünya bir araya gelse bir şey yapamazlar. O kün demedikten sonra hiçbir şey olmuyor hocam. İzâ eradallahu şey'en yen yekûle lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, o da oluverir. Bir de önemli bir cümle. Buyurun. Seyda öyle diyor. Üçüncü bir şahısla Allah dostu saydığımız birisi şöyle diyor. Bütün dağlar, taşlar Kabe-i Muazzeme'ye meylidir. Kabe-i Muazzem de manen Hacer-i Esved taşına meylidir. Hacer-i Esved taşı da zahiren değil. Zahiren Hizri İsmail bizden taraf Türkiye'den. Evet. Manen Türkiye meyli olduğundan dolayı tesadüfi bir iş değildir. Yani İslam'ın sancağı yine bu ülkede İnşallah ayağa kalkacaktır. Bunlar böyle bilsinler. Bir iki contacı ile bir iki tane çapulcu ile bu bir yere gelmez. Ben bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir personel olarak ve Kanal 5'te program yapan bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Bu olayı gerçekleştirip de bu olayda canını veren şehitlerimizi tabii ki biz gereken bütün itinayı göstermemiz, cenazesine katılmamız, bütün elimizden ne gerekiyorsa fedakarlığı yapmamız lazım. Bunun karşısında ölenler, bu ülkeyi bu hale getirenlerin, ben bunu Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımız da inşallah bizi duyar, bunların leşlerini yıkamasınlar. Bir. İkincisi, bunların cenaze namazlarını hiçbir Müslüman kılmasın. Ben dinen bunu söylüyorum. Vatanına hiyanet edenin cenazesi yıkanmaz. Kefenlenmez. Fıkhi boyutunu söylüyorum. Evet. Onlar bir de namazı kılınmaz. Bir de bunların Müslümanların sayın belediye başkanlarımız Türkiye'nin neresinde olursa olsun benim sesimi duysunlar. Yani hakikaten onları Müslümanlık mezarlarına da onları def ettirmesinler, izin vermesinler. Ben bunu da vurguluyorum. Bunu bir öneri olarak ortaya koydum. Derslerini alsınlar. Yani hayatlarından böyle yaptır, ölümünden tabii böyle başarına geleceğini bilsinler yani. Bu büyük bir ders oldu. Bu millete de, bu İslam dünyasına ve dünya alemine bir mesaj oldu hocam. Yani işin strateji boyutuna bakarsanız, dünya boyutuna bakarsanız saat 10'da başlayan bir operasyonla, onda bir çakalca bir operasyon başlatıldı. Ve bir saat dünya sustu. Evet. Sağ olsun her zamanki gibi ilk önce Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Evet.
Sonra biz tabii STK'lardan aldık, işte Erbakan Vakfı'ndan Doktor Fatih Erbakan Bey, diğer sivil toplum kuruluşları, herkes artık konuşmaya, birinci ordu komutanı keza böyle konuştu. Sonra dökülmeye başlandı. Ama ben şunu söyleyeyim, bu çok ciddi bir mesaj oldu dünyaya. Evet. Çok inanılmaz bir mesaj oldu. Evet. Nasıl ki dünya beşten büyüktür, evet, nasıl ki one minute denildiyse, evet, şimdi bu zamanda, o gün Tayyip Bey orada one minute demişti. Doğru. O gün orada dünya beşten büyüktür demişti. Bugün 78 milyon insan dün gece sabahladı. Bugün de şu anda Kızılay Meydanı'nda en az 50 bin insan var. Dün gece de 50 bin insan vardı. Evet. Kayseri Meydanı'nda 10 binlerce. Baro Başkanımız Fevzi Bey oradaydı. Evet. Az önce bağlandı. Kayseri Baro Başkanımız bağlandı. Abdülkadir Bey kendisi biliyor. Antep'te 50 binin üzerinde insan. Evet. Bu paralel örgüt ve dünya bunu gördü. Evet. Yani 7 tane 8 tane uçağı kaldıracaksın. 5 tane helikopterle geleceksin. Evet. Bizden 50 tane, 100 tane, 1000 kişiyi alsan ne olur, almasan ne olur. Evet. Sizin 7 kişisiniz, 8 kişisiniz, ben 4 kişiyim. Evet. 15 kişimizi götürsen ne olur? Biz şunu söylüyoruz. Biz bu memlekette artık bu milletin iradesini yedirmeyeceğiz. Evet. İnancımızı nasıl öngörüyorsa öyle yaşayacağız. Tabii. Sizin gibi oradan Pensilvanya'daki, eğer Amerika Birleşik Devletleri akıllı bir devlet ise, evet, o ahlaksız, terbiyesiz adamı gönderir, bize verir. Evet. Bu bir. İkincisi, az önce siz de dostum diyor, müttefekim. Dostsak bugün göndereceksin bana. Dostun günü bugündür yani. Ve şunu söylüyorum. Evet. Eğer o adam, o hoca kisvesine bilinmiş o adam, evet, dün burada katletmeye kalktığı bu millete bu zulmü yapıyorsa, herifse, zerre kadar, tırnak kadar şerefi varsa, evet, iffetliyse, haysiyetliyse biner uçağa gelir Türkiye'ye. Gelir. Adam sen gelirsin. Ben buradayım der. Ha, ben buradayım. Buyurun kardeşim, beni yargılayın der. Bu kadar bu milletin çoluğunun çocuğunun yüzü... kanını dökmez. Evet. Kan dökmez. Evet. Bu millet memlekette kan dökülmez. Bir derdin mi var kardeşim? Git sanda. Tayyip Bey çıktı. İşte Kılıçdaroğlu zaten çıktı. Siyasi bir Devlet parti Bahçeli kurmaya, çıktı. Kur bir parti. Kurmaya çalıştılar bir zamanlar. Beceremedi. Başaramayacaklarını, milletin arkasına gitmeyeceğini görünce bıraktılar. Şu motosikletçi arkadaş var ya, Turan, evet, Sofoğlu. Evet. Bugün onların örgütünden bir milletvekili vardı. Sakın Sakarya'ya gelme demiş. Evet. Seni perişan ederiz demiş. Doğru. Bak, çocuğun lafına bak. Biz abdestimizi aldık, sokağa çıktık ve ölmeye geldik. Şehit olmaya hazırız. Çocuk bunu bir söylüyor. Hanımefendi süpürgesiyle tankın önüne çıkıyor. Evet. Tankı engellemeye çalışıyor. Gençler, artık millet tankın üzerine çıkıp bu böyle bir şeye artık izin verilmeyeceğimizi gösterdik. Birliğimizle, beraberliğimizle, inşallah bunun altında böyle bir hisim de vardır. Türkiye'nin doğusu, güneyi, kuzeyi, hepsi inşallah bir araya gelmek suretiyle birliğimizi, beraberliğimizi artık inşallah pekiştireceğimize vesile olacak. Ben buna inanıyorum. Ben şimdi Antep Meydanı'nda 50 binin üzerinde dedim ama içeriden, evet, beni özellikle uyardılar. 200 bin kişi halen kent meydanında meydanlardaymış. Evet. Yani Antep'te 200 bin kişi, evet, siz bölge olarak Seyda'yla birlikte Güneydoğu'dasınız. O bölgeyi gelmeden önce telefon açtım. Annem aynen böyle diyor. Kazman bizim ilçemizdir. Komple sokaklarda. Evet. Caddede, çarşıda, Kars öyle. Doğu Anadolu bölgesinin her yeri, her, evet, yöresinde insanlarımız dökülmüş. Artık kesinlikle böyle bir şeye biz taviz vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı biz destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Hacısıyla, hocasıyla, kanaat lideriyle, basın bizi gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma yaptılar. Çekinmediler, korkmadılar. İnşallah Allah'ın izniyle bu birliği, beraberliği kimse bozamayacak. Birlik ve beraberlikle de yenemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız hiçbir hedef olamayacak. Hiçbir hedef yok. Ha. Değerli izleyicilerimiz hem hocamı tanırlar hem de bizi bu kanala ekranlarına tanır ama kanalı yeni açan veya kanala yabancı olan arkadaşlar için söylüyorum. Biz burada herhangi bir siyasi partinin propagandasıyla alakalı değil. Burada millet meselesi var. Evet. Burada bir milli irade var. Ya kardeşim, %50 küsür oy almış bu adam. Evet. Bir derdin varsa çık gel partini kur. Kuramadın, beceremedin. Evet. Gel buraya. Evet. Çık. Ben ayrıca size de son cümleleri vereceğim hocam. Size vermeden şunu söyleyeyim. Siz az önce de buyurdunuz. Devletin her kurumuna, evet, her kurumuna sesleniyorum. Genel müdürüne, evet, bürokratına, müsteşarına, evet, Allah rızası için azıcık onur varsa, azıcık iffet varsa, zerre kadar şeref varsa, evet, bu örgütle alakalı, PKK ile alakalı, Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırlarına ve İslam coğrafyasına zarar verecek, İslam'a zarar verecek bir örgüt yapılanmasının içerisinde olan babasının oğlu da olsa, evet,
Evet. Gözünün yaşına bakmasın. Allah rızası için bakmasın. Biraz önce yolda gelirken ben aynen bir arkadaşa öyle söyledim. Dedim benim kardeşim de olsa ben affetmem. Kesinlikle. Affetmememiz lazımdır. Hübbül veteni minel imani. Hükema öyle diyor. Ölema öyle diyor. Vatanı sevmek imandandır. Vatanını sevmiyorsa bakın hiçbir terör örgütü bugün Türkiye Meclis, Büyük Millet Meclisi'ni bugüne kadar bombalamış mıdır? Emniyet Müdürlüğü'nü bombalamış mıdır? Evet. TürkSat'ı bombalamış mıdır? Hiçbir terör örgütünün yapmadığı bir olayı bu insanlar yapıyorsa artık bunun peşine kimse takılmasın. Takılanlar da bilinçsiz takılmışsa tevbe etsin, istiğfar etsin, dönüş yapsınlar. Zarar evet. yarısından dönmek kar babından bunu bu şekilde kesinlikle geri dönüş yapmaları lazımdır. Ben bütün kardeşlerime sesleniyorum. Böyle bir insanın peşine gitmek akıl kârı değildir. İslam'la bağdaşmaz. Kur'an'la bağdaşmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle bağdaşmaz. Ben bir İslam alimi olarak yani alimim demiyorum. Yani bilgim açısından. Tabii tabii siz ben bütün milletimi ben uyarmak mecburiyetindeyim. Çünkü bunları söylemezsek yarın huzur-i ilahide mesuliyetle gideceğiz. Kesinlikle. Kullukum ra'un kullukum mes'ulun an ra'iyeti babında bu hadisi sada küçük bir aileye munhasır kılıyorlar. Halbuki öyle değil. Bu hadis bütün dünyayı kapsıyor. Bir yeryüzünün tamamı bir ailedir. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hepimiz birbirimizden mesulüz. Birbirimizi uyarmak mecburiyetindeyiz. Allah bize öyle diyor. Peygamber öyle diyor. Siz öyle bir ümmetsiniz. Kötülüğü ne yaparsınız? Kötülüğü önlersiniz, iyiliği emredersiniz. Biz birbirimize hakkı tavsiye etmek mecburiyetindeyiz. Birbirimize sabrı tavsiye etmek mecburiyetindeyiz. Sabırla, sebatla, bunun üzerine güçle, imanla, bütün her şeyimizle, fedakarlıklarımızla üzerine gidip inşallah bunu bertaraf edeceğime inanıyorum. İnşallah. Türkiye'nin geleceği parlak. Kim ne derse desin. Ben 30 kere belki ümreye gittim. Gittiğimi anlatmak babında yanlış anlaşılmasın. Şunu ifade etmek istiyorum. Her gittiğimde o İslam ülkelerinden gelen bütün o Müslüman kardeşlerimiz ana mine Türkiye dediğim zaman elini açıyor Türkiye'ye dua ediyor. Niye? Çünkü Türkiye biterse biz biteriz. Türkiye var oldukça biz de var oluruz. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Bey, Mehmet Hocamız diyor ben bir gün Yemen'de diyor Mescid-i Kebir'de Cuma namazını irad ettim, hutbeyi okudum, aşağı indim. Diyor geldim, oturdum, 70-80 küsur yaşlarından birisi geldi, benim cübbemi aldı, öptü. Sordum, tabii hocamız Arapça bildiği için, hocamız gerçekten alimdir evet. yani. Soruyor diyor, peki niçin sen cübbemi öpüyorsun? Diyor, bilmiyor musunuz? Siz bizim umudumuzsunuz. Siz varsanız biz de varız, siz yoksanız biz de yokuz. Hakikaten bütün bugün Filistin'de, bugün Pakistan'ın bütün İslam aleminde, Suriye'de 3 milyon insanı biz almışız. Bunu bağrımıza basmışız. Kimin sayesinde? Türkiye'nin sayesinde evet. değil mi? Yani Avrupa 150 bin kişi almazken şart koşuyor. Hristiyansa alırım, Müslümansa almam. Biz ne Hristiyanı hiç fark etmez bizim için. Yeter ki kim gelirse i̇nsan gelsin, olsun. İnsan olsun. Yani biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz kesinlikle. Babından. Herkesi bağrımıza basabiliyoruz. Ve herkese ekmeğimizi, evimizi, işimizi, aşımızı paylaşabilen bir milletiz. Kültürümüz budur, geleneğimiz budur, inancımız budur. Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği parlaktır. Hiç kimse Türkiye'nin sırtını yerine getiremez. Allah razı olsun hocam. Son olarak tabii bitiriyoruz değerli izleyiciler. Yine son mesajımızı verelim. Sabahlara kadar meydanlardayız. Biz sabaha kadar reisimizin buyurun. Yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sokaklardayız. Ve geri gelirse canımızı vermeye de çoluk çocuğumuzu da. Ben 7 çocuğum var ama 15 de kardeşim. Vay 15 canım. Kardeşimle 7 çocuğumla biz hazırız. Yani bu ülkenin geleceği parlak olması için, ayağa kalkılması için, bu contacıların devreden çıkışı için ve bu FETÖ örgütünü Türkiye'de temizlemesi için elimizden ne geliyorsa açık ve ne söylüyorum biz hazırız. Eyvallah hocam. Bunu temizlemek lazım. Musa Bey şunu da yine ifade buyurun ediyorum. Hocam. Altını çiziyorum. Bu FETÖ örgütü hangi kurumda, nerede varsa siyasette olsun, belediyelerde olsun, diğer kurumlarda olsun bunu kısa bir zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olsun uzaktan ve yakından ilişkisi olanların derhal temizlenmesi lazım. Bunun başka çaresi yok. Allah razı olsun hocam. Çok önemli bir konuydu Diyanet'teki evet. yapılanma. Çünkü ben de her programımda burada evet. diyorum ki sizi tenzih ediyorum sizin gibi değerli evet. hocaları. Diyanet İşleri Başkanlığı imam hatipleriyle ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Evet. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bana göre bütün imam hatiplerin genel manada tenzih ediyorum sizin gibileri ama evet. Pedagoji formasyon dersi alması lazım. Evet. Bu bir. İkincisi de bu örgütle alakalı. Tabii artık evet. gündem olduğu için onu söylüyorum. Evet. Bunu da dillendirelim. Artık sabaha kadar meydanlardayız. Son olarak ajansa düşenlerden
AB konsolosluğu İncirlik Üssü'nün giriş ve çıkışlarını da durdurduğunu açıklamış hocam. Tabii bu gündem artık haberler düşecek böyle. Evet. Hakan Fidan Bey'in açıklamaları var. Evet. İstanbul'da kritik iki gözaltı olduğu söyleniyor. Evet. Birinci Ordu Harekat Başkanı İstanbul İl Jandarma Komutanı'nın da darbe soruşturmasından gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu şekilde tabii ezanı hazmedemeyenler de var. Konumuzla alakalı olduğu için söylüyorum. Ezan mesela okutulması Yarsa ve eski başkanı Emiralıoğlu'nu kızdırmış. Beyefendi kızmış. Ben şimdi kızdığı için iyice kızsın diye evet, burada söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Hemen gidiyorum hocam. Serhat Huzur Camii'nde şu anda salayı okuyacağım. Milleti sokağa davet edeceğim. Yani, kızsın bakın. Kendi kendine bir şeyler söylemiş. Rahatsız olmuş. Diyanetin emriyle hareket eden imamların görevi hükümete destek olmak mı? Öyleyse artık bu rejimin adı yargıma her zaman. Ya Ömer Bey biz burada bangır bangır bağırıyoruz. Bütün 70 tane televizyon konuşuyor. Ya mesele hükümet meselesi değil. Siz mesele bir iki ağaç meselesi değil deyip sokağa döküldüğünüz günü hatırlamıyor musunuz? Mesele millet meselesi. Mesele özgürlük meselesi. Mesele bin yıllık bir devlet meselesi mesele. Kardeşlik üç tane meselesi. Kardeşlik, birlik, diri olmak meselesi. Mesele 5000 yıllık bir milletin meselesi. Mesela. Şimdi mi görüyorsunuz? Neyin meselesi? Kimin meselesinden bahsediyor? Ya Ömer Bey gel de seninle bir konuşalım. 2 dakika bunları da. Evet. Biz sana bunları anlatalım. Boş yere boş şeylerle uğraşıyorsun. Bunları bırak. Hemen git şu ezanı ve salayı dinle. O senin kalbini yumuşatır diye düşünüyorum inşallah. Meta nesullah ala inne nesullahil garib. Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı çok yakındır. Milletimiz müsterri olsun. Evet. Onların sözleri, mözleri hiçbir şey fayda vermeyecek Allah'ın izniyle. Boş yere kızarlar hocam. Biz yine Okçular Tepesi'ne çıkıyoruz bilsinler. Oradayız. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyiciler vaktimiz doldu. İnşallah Allah bu günleri bir daha göstermesin. Amin. Bunlar bize hayır olur. Şer bildiğimiz olayla hayra vesile kılar. Rabbim devletimizin büyüklerini başımızdan eksik etmesin, amin, zeval vermesin. Amin. İslam alemine dirlik, huzur, birlik versin diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz bütün Türkiye olarak sokaklardayız. Kayseri'de, Elazığ'da, Van'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Edirne'de, Muğla'da, Kars'ta, 81 vilayette, Kıbrıs'ta, Lübnan'da, Mekke'de sabah namazında, Cezayir'de akşam namazında dualardayız. Hepimiz bir birlik için oluşuyoruz. Görüşmek üzere. Yatmıyoruz. Hayırlı günler yani. İnşallah. Herkes bilsin. Yatmıyoruz. Evet. Hayırlı günler efendim. Hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun.